bebeğim nasıl? Bir şey söyle yalvarırım. Lale, tamam bak. Sadece sakin ol. Lale nasıl? Doktor bey müdahalede şu an. Lütfen bekleyin. Bekleyemem. Durumu nasıl söyler misiniz? Biraz sakin olun. Doktor bey birazdan bilgi verir. Korkulacak bir şey yok. Bebeğin gayet iyi. Sadece yalancı doğum sancısı. Doğru söylüyorsun değil mi? Lale, böyle bir durumda sana nasıl yalan söylerim? Merak etme. Çok şükür. Lale. Aslına bakarsanız çok merak edilecek bir durum değil. Yani Braxton Hicks kasılmaları, yani yalancı doğum sancısı. Aslında yani bebek de gayet iyi, endişelenmeyin. Gebelikte çok sık rastladığımız bir durum. Yani bu sancılar düzenli ve sıklıkla olmaya başladığında beraberinde de su gelirse doğum yaklaşmış demektir. Fakat şu an bizde öyle bir durum yok. İçinizi rahat tutun. Sağ ol doktor. Ben sizi yalnız bırakayım. Söylemeyelim, düşünmeyelim, tamam mı? Kötü düşünme. Bak çok normal bir şeymiş bu. Doktor söyledi ya. Ben de okumuştum. Yani doğum sancısı gibi ama değil. Yalancı kasılma. Tamam mı? Korkacak bir şey yok. İyi ki varsın. Her zaman yanında olacağım. Ben Onur'la karşılaştım. Sonra ayaküstü sohbet ediyordum. Ayrıldık, yanına gelecektim. Bir anda böyle çok büyük bir sancı girdi. Ben de yere düştüm.
İyi ki hastanedeydik Lale. İyi ki buradaydık. Daha çok panik olmadan hemen müdahale ettik. Böyle düşünelim. Oldu mu? İyi ki doktor yanımdaydı. Onur olmasaydı olacakları tahmin bile etmek istemiyorum. Düşünme şimdi bunları. Bebeğimizin de sağlığı yerinde. Senin de öyle. Beraberiz. Songül Hanım, nasılsınız? İyi. İyi diyelim, iyi olalım. Tabii. Siz de çok üzüldünüz. Sonuçlarını düşünerek hareket etmek lazım tabii her zaman. Elbette. Ya mutlaka sonuçlarını düşünerek hareket etmek lazım, değil mi? Ama ne demişler? Geçmişle fazla haşır neşir olursak geleceği kuramayız. Kim işe... William Shakespeare. Ay, William. Hep böyle car 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 konuşuyor. Aa, vallahi Songül teyze şaşırtıyorsunuz ha beni her geçen gün yani. Ben de sizi cahil sanırdım ya. Sus, ben de seni. Yok ki hani şey manasında değil. Hani böyle Shakespeare'in cümlelerini falan bilmek. Niye şaşırıyorsun? Hı? Hazine yüzeyde bulunmazmış Filiz'cim. Ayrıca ne demiş George Meredith? Ne demiş? Zeki bir kadın hazinedir. Ama güzel ve zeki bir kadın nedir? Nedir? Güçtür. Güçtür. Songül teyze bir güçtür ya vallahi. Yani 3 tane evladı tek başına yetiştirmiş böyle. Gerçekten siz benim idolümsünüz. Canım çok teşekkür ederim Filiz'cim. Aa, ablam sınıf dosyasını unutmuş. Açmıyor. Eniştemi arasam yanından ayrılmıştır. Hastaneyi arayayım. Merhaba, ben Üç Çiçek'ten arıyorum. Lale Hanım görüşmeye gelecekti de sunum dosyasını unutmuş. Ben mail atabilirim isterseniz. Evet, ben kardeşiyim. Ne oldu? Kim ilgileniyor peki? Doktor Onur orada mı? Peki, teşekkürler. Yenge, yani Songül teyzemle Lale'ye de ayıp ettiğinizi düşünüyorum. Ama siz de sonuçta yani hatanızı anlamışsınız. Songül teyzem de büyük yürekli kadın, buraya kadar geldi. Pardon. Filiz'in bir yanlış anlaşılma olmasın. Yalnız ben var gibi. Geldi bana öyle geldi. Şu an öyle görüyorum yani. Filiz'cim nasıl bir yanlış anlaşılma var acaba? Titreşiliyor mu şu an? Bir titreşme bana bir geldi çünkü. İnceden bir titreşme gibi bir şey geldi. Bir titriyoruz gibi bir şey hissettim. Ha? Hiç mi kimseye mi hissi gelmedi mi? Hı? Helmeleniyorum şu an çünkü yani. Hadi anne, aç şu telefonu. Telefonlar. Aa, benim. Aa, haklısınız. Benimki değil. Alo. Anne, neredesin? Ne oldu yavrum? Anne, ablam hastanede. Biliyorum, hastanede görüşmeye gidecekti bugün. Anneciğim, öyle değil. Ne? Bir şey mi oldu? Evet anne, sancısı tutmuş. Şu an hastanede müdahale ediyorlar. Aa, ne diyorsun? Sancısı... Aa, ben geliyorum. Tamam, tamam. Anne, ne? Hastanede. Anne, hemen hadi gidin hastaneye. Hadi geliyoruz. Anne. Ya Lale sancılanmış, hastanedeymiş. Onur ara hemen. Yıldız. Hemen arıyorum anneciğim. Ya, anne, hadi çıkalım. Haberleşiriz. Sus, tamam mı? Çalıyor mu Yıldız? Neden haber? Annem.
Şimdi açarsam sesimden bir terslik olduğunu sezebilir. Yani hiç panik yaptırmayalım. Evet, evet. Çalıyor da anneciğim açmıyor. Anahtar sende mi yavrum? Yok anneciğim sen anahtar sende. Songül Hanım, Songül Hanım. Bu panikle siz kullanmayınız. Ya bizimle gelin ya da arabayı ben kullanayım ha? Bilmem ha. Tamam kullanırsın. Hadi. Yalnız abime bakar mısın şu an? Arabayı kullanmayı sevmeyen adam neler yapıyor ayol? Ay vallahi kalbim sıkıştı. Ne olacağım ben? Şimdi bunları düşünmenin sırası değil. Ay zamanında düşünmeyince de sonra çok geç oluyor ama Fikret. Ay hadi inşallah ciddi bir şey yoktur. Allah korusun kızım. Ay benim de sancım tuttu galiba. Hayatım senin kıskançlığın tuttu galiba. Yapma. Yapma. Ne diyorsun Erol ya? Vurma. Hazır hastaneye gidiyoruz. Biz hanıma da baktıralım o zaman. Betül, Betül, Betül. Betül Hanımcığım. Dinliyorum Şerife. Lale'nin sancısı tutmuş. Hastaneye kaldırmışlar. Ne? Bir dakika. Kızım doğruyor mu yoksa Lale? Bilemiyorum ki. Haberi alır almaz bunların böyle birer birer panik panik evden bir çıkışları vardı görmeniz lazımdı. Songül'le Nilüfer de buradaydı. Ne? Bir dakika. Şerife onların ne işi var orada? Ha Şerife neler oluyor? Hayır yani olan şeylerden benim niye haberim olmuyor? Tamam neyse. Eve döner dönmez onlar. Beni hemen arıyorsun tamam mı yavrum? Betül Hanım o iş bende. Ay ne yapacağım ben şimdi? Ben şimdi Yıldız'ı da arayamam yani. Ay ne yapsam? Hayatım ne oldu? Niye kalktın? Bir şey mi istiyorsun? Yok. Sıkıldım ben. Hadi artık gidelim buradan. Tamam gideriz. Sen biraz dinlen şimdi. Ay aşkım iyiyim ya. Gidelim. Sen bana aşkım mı dedin? Hı? Diyorum ki sen bana az önce aşkım mı dedin? Yok. Emin misin? Hı? Sen bana bayağı aşkım dedin. Bir daha söylesene. Ya o şimdi böyle ağzımdan bir anda çıktı. Hani bir daha şimdi söyle desen söyleyemem ki. Ama çok hoşuma gitti. Ben senin o aşkım diyen ağzını var ya. Öperim. Aa! Nasılız? Çok iyiyiz. İyi ki o an oradaydınız. Olmasaydınız gerçekten çok kötü olurdu. Gebeliğin son aylarına yaklaşıyoruz. Bu sancılar artabilir. O yüzden yani çok da panik yapmaya gerek yok. Yine de eğer sıklaşırsa sancılarınız kendi doktorunuza haber verin. Tamam. Affedersiniz. Bir hastam arıyor. Acil olabilir. Bakmam gerek. Tabii. İstiyorsan, kendini daha güvende hissedeceksen tekrar doktor Onur'a gelebiliriz. Gerçekten mi? Hı-hı. Evet, çok iyi hissederim. Çünkü bizim görüştüğümüz doktor ya hep şehir dışında oluyor ya da meşgul oluyor. Benim hiç kafam rahat değil böyle. Benim de içim esemiyor aslında. Tamam o zaman. Sen karar ver nasıl istiyorsan. Tamam. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ya sizin için de uygunsa biz kalan süreci sizle devam ettirmek istiyoruz. Tabii isterim yani. Uygun. Hı? O zaman tekrar sağ olun. Biz çıkış yapabilir miyiz doktor? Tabii tabii yani hani kendinizi ne zaman rahat hissederseniz o zaman çıkış yapabilirsiniz. Öyleyse önümüzdeki hafta randevu alırsınız. Devam ederiz. Tamam teşekkürler. Görüşürüz. Ay çok şükür. Bu işi de hallettik. İyi hissettiğini söyle. Geriye bir şey kaldı. Ne kaldı? Doğurmak. O da olacak. Toparlanır mı yavaş yavaş? Tamam. Anne. Lale'nin gelinmez benim kızım. Burada acil müdahaledeymiş. Benim de gelinim. Lütfen biraz bekleyin. Hemşire hanım, ben Profesör Doktor Haluk Abay. Yetkili birisinden acil haber alabilirsek çok sevinirim. Tabii, hemen size bilgi verilmesini sağlayacağım.
Ay, ay inşallah. Allah, inşallah erken doğum falan olmamıştır. Çünkü bebek ölür yani. Yok annem, yok. Yok, yok. Anneme bir şey olursa bebe. Olur mu? Aklınıza öyle bir şey getirmeyin lütfen Songül Hanımcığım. Olur mu öyle şey ya? Ne kadar gereksiz şeyleri kafamıza takmışız değil mi? Evet, maalesef. Çocuğuma bir şey olmasın ya Rabbim, ne olur. Aa, yok, bir şey olmayacak. Ay, ne olur. Yok yok, hiçbir şey olmayacak. Ağlamayın lütfen Songül Hanım, lütfen. Siz de ağlıyorsunuz. Gelmedim. Bravos yani, gerçekten bravos. Çünkü siz dünürsünüz. Küslük olur mu dünürlükte ya? Ay, ablacığım. Lale. Anne. Anne. Ne oldu sana kızım? Bebeğim ne oldu? Ne yaptın sen? Anne, yalancı sancıymış. Hay Allah, o yalancı sancının belasını versin. Sorunum hızlasın Laleciğim. Çok iyi. Çok şükür, çok şükür. Ya o organizasyon için hastaneye geldik. Ay, geldik deyince yani Doktor Onur'la karşılaştım. Sohbet ettik, sonra arkamı döndüm, işte sancı tuttuğu yere düştüm ben de. Ay çok şükür. Öyle olunca hastaneden beni aradılar. Ben de Allah'tan buraya yakındım, o yüzden hemen Lale'nin yanına geldim. Sizin nasıl haberiniz oldu? Ya hastanede olduğunu biliyorum Lale'nin. Tabii Nergis arayıp ulaşamayınca hastaneden haber verdiler. Siz beni o yüzden aradınız yani, öyle mi? Ben telaşlandırmak istemedim. Çok merak ettik oğlum, çok merak ettik oğlum, çok. Merak edilecek bir şey yok babaanneciğim. Lale de, Emir de gayet iyi. Siz birlikte miydiniz? Evet oğlum. Yani çok sevineceğinizi düşündüğüm güzel gelişmeler oldu. Ne gibi? Emir babaannesiyle anneannesini barıştırdı. Ay yok artık ya, abartmayın. Biz zaten cilveleşiyorduk değil mi dünürüm? Tabii. Ay canım benim. Ay böyle. Sen de sarıl da. Ay canım benim. Siz de yediniz numaralarımı. Ey çocuklar. Artık siz de barışırsınız değil mi? Bakın size küslük hiç yakışmıyor. Hı? Bilmiyorum anne, barışayım mı? Hatırım için. Vallahi benim hatırım için barış. Artık istemiyorum hiç böyle kavga gürültü. Ve böyle. İyi. Annem için madem. İyi madem. Annemin hatırı için. Aferin size çocuklar. Aferin size. Bravo. Hadi bunu kutlamaya gidelim. Ne dersiniz Songül Hanım? Harika. Ay gidin. Nereye gidiyoruz? Eve gidip yatması lazım, dinlenmesi lazım. Başka bir zaman ama gidelim. Sen de gel, tamam mı? Tabii tabii, çok iyi olur tabii. Tamam, beraber artık. Evet, evet. Lale, var ya ben de böyle senin böyle şey yaptığını görünce... acayip böyle bir sancı geldi de ama sonra gazmış. Çok şükür. Ara bir dergisi, ara bir şey yap, haber ver. Erol nerede ya? Kocamı gördünüz mü? Erol! Erol! Ah sorma anacığım, bir anda sarılıp ağlaşmaya başladılar. Kına gecesine döndü ortalık. Ay, ay Erol yavrum, yani böyle bir şey nasıl olabilir? Ay, o zaman ya şimdi Onur'la herhalde barıştılar, öyle mi? Barışmak ne kelime, kaynaştılar gözümüzün önünde. Ay Erol! Ay Erol, inanamıyorum ya, inanamıyorum yani böyle bir şeye. Vallahi. Erol! Anne bizimki geliyor, kapatıyorum, tamam hadi kapatıyorum. Tamam. Ya neredesin? Git çıkıyorum. Hayatım telefon geldi. Business. Ne business? Hangi business? Show business. İlahi. Hastanenin ortasında business. Hayır yani bu seferki çok çabuk oldu yani. Çok çabuk oldu. Gerçekten çok çabuk barıştılar. Bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum yani. Demek ki Onur'la Lale birbirlerini çok seviyorlar. Ay sana da inanmıyorum Şadi. Çok mutlu ol, tamam mı tatlım? Tamam. Ya şöyle bir güzel otur şöyle rahat rahat. Ay annem ay. İyiyim iyiyim, merak etme. İyisin değil mi yavrum gerçekten? İyiyim anneciğim.
Ablacığım nasıl korktum ya. Vallahi hastaneye aradım. Hastaneden de Lale Hanım müdahale de deyince aklımdan neler geçti. Ay Lale, biz de öyle. Vallahi çok korktuk ablacığım ya. Var ya, o hastane yolu bize dar geldi yani ha. Vallahi sormayın. Annelik ne demekmiş ben bugün anladım. Öldüm öldüm dirildim. Hala neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Ya hastanede olmasaydı bu kız? Ya hele Doktor Onur yanımda olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Bu arada doktorum tekrar Onur olacak. Yani hem kendimi rahat hissediyorum hem de bu olaydan sonra. Gerçi sadece benim fikrim değil. Onur'la verdik bu kararı. Sonra gerilmeyin. Yok anne, zaten söyledim ya, hallettiler aralarındaki meseleyi. Yani Doktor Onur da Onur da birbirlerine karşı işte özürlerini diledi. Hallettiler. Onur fazla kıskançlık yaptı. Doktor Onur da biraz fazla korumacıydı ama mesele kalmadı. Kızım, ben Onur'un kıskançlığını anlayabiliyorum ama ben Doktor Onur'a bir anlam veremiyorum. Yok anne ya, ne olacak? Bak Allah'tan oradaymış. Vallahi Doktor Onur yanımda olmasına rağmen ödüm koptu. Ay tamam, ay tamam, artık yeter, düşünmeyelim bunları ya. Bak her şerde bir hayır vardır derler ya. Ya bak, bu sayede barıştılar değil mi anne? Abla, Onur eniştemle barıştınız mı? Barıştık. Ama ben de barıştım, durumu düzelttik yani. Çok sevindim, çok muhteşem haberler bunlar. Vallahi bebeğim de iyi. Benden mutlusu yok. Oh. Evi ne yaptın? Yani ev bakmaya gideceksiniz değil mi herhalde yakın zamanda? Bakacağız tabii, bakmadan nasıl ev tutalım? Hadi bakalım. Ben bir yemeği hazırlayayım. Aa, tembelliği bırak. İş güç çok. Ben de gelirim anneciğim sana şimdi yardıma. Tamam yavrum, tamam. Az kalsın. Şey, yalanımız ortaya çıkıyordu ya, pot kırıyordun. Ay abla, heyecandan işte. Ay, evi görmeniz lazım. O kadar güzel ki. Gerçekten orada olmanız gerekiyor. Ay deme. Kesin o ev olacak o zaman. Yani şey, iç mimar gelecek eve falan bakacak ama ben evin içine girdim. Ev budur dedim ya. Enerjisi çok tuttu. Sizin enerjiniz de yansımıştır. Ay vallahi. Ay herkes mutlu ya, çok şükür ha. Ay en çok neye seviniyorum biliyor musun? Yıldız Hanım'la annem barıştı ya, bomba değil miydi ya? Allah'tan dayıyı dinledik de şöyle güzel bir oyun oynadık. Ay. Ya. Ay anne be. Ay. Ya. Oh. Ya oyun oynadınız demek. Vay 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 vay. Anne, kız hamile, ne yapıyorsun? Ben size safsınız, safsınız derken meğer benim arkamdan neler çeviriyormuşsunuz. Sen var ya, sen annenden hiç akıl alma. O üç günden beri tanıdığım dayıdan akıl al, öyle mi? Ha? Ben diyorum, kızım diyorum ne kadar üzgün şimdi diyorum, kızım ne kadar dertli derken sen ev bakıyordun öyle mi? Alacağın olsun senin. Sen beni dükkandan özellikle uzaklaştırdın, rahat gitsin diye bu. Sen de benim ağzımı aradın, yokladın beni değil mi? Tüh size be! Kurt kocayınca zaten çoluğun çocuğun maskarası oluyor değil mi? Aslında siz bu kadar becerikli değilsiniz, siz olamazsınız. Ama o dayı var ya, güzel taktik verdi size. Şimdi benim ona söyleyecek iki çift lafım olacak. Anne, dayının ne suçu var? Yani yeğenini üzgün gördü, böyle plan yaptı. Hiç akıl verme bana! Sakın! Sen de. Ben ona ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Ama anne, böyle bir şey yapma bak. Hiçbirinizle konuşmuyorum. Hiçbirinizle. Sakın arkamdan gelmeyin. Yeter! Bana ne vuruyorsun be? Dördümüzün barışık olduğu bir gün hatırlıyor musun? Ay artık her şey yoluna girdiğine göre ben de bu gece huzur içinde uyuyabilirim. Çok şükür. Anneciğim, bu arada fikrini değiştirmene çok sevindim. Hangi fikri bu oğlum? Yani son gün annemle barıştığınızı düşünerek ayrı eve çıkmamıza tepki göstermezsin diye düşündüm ama. Yani oğlum, ben aslında fikir değiştirmiş değilim ama. Siz o kadar çok istiyorsunuz ki yani ben ne diyebilirim? Ama biz babanla her gün geliriz. Her gün? Her gün. Her gün? Yes, every day. İstersen çocuğu böyle şakalarla korkutma Yıldızcığım ha? Şaka mı? Ben şaka yapmıyorum ki. Onurcuğum, nereye taşınıyoruz? Yani
taşınacaksınız diyelim. Hadi anlat. Of, şu yaptığınıza bakın ya. Tam böyle her şey yoluna girdi derken. Vallahi aynen öyle ha. Ay ne güzel kurtuluşa karşı yumuşamaya başlamıştı ya. Ay onu sormayı unuttum. Ne oldu, beğendi mi yeri? Ay çok beğendi Lale. Görme. Bir de şansımıza var ya, böyle dükkan vızır vızır işliyor. Bir müşteri giriyor, bir müşteri falan çıkıyor. Annem ne dedi biliyor musun? Dedi ki, senin Kurtuluş çalında araba çalacağına kadar şöyle bir dükkan işletseydi dedi. Ay inanmıyorum. Vallahi. Şaka gibi. Vallahi aynen öyle. Peki ben ne yaptım? Baktım annem yumuşuyor hemen. Kurtuluş'a birkaç göz yaptım, gel buraya diye. Kurtuluş hop diye yanına geldi. Annem bir yumuşak davrandı buna. Sorma. Vallahi. Ay iyi Samet'le karşılaşmadı. Kız Samet korkusundan çıkamadı ki huzuruna. Ya Nergis, ne yapacaksın ablacığım sen böyle ha? Söylemeyecek misin, konuşmayacak mısın? Ya abla ne konuşması ya? Emin değilim yani. Bak böyle şeyler söyleme. Nasıl emin değilsin? Üzüyorsun beni ama bak. Siz kardeş misiniz de emin değilsin? Ne oluyor ya? Ay abla ben de kıyamıyorum da işte gerçekleri de göz ardı edemiyorum. Ay yok. Yemin ediyorum bunun aklı kafası çok karışık. Bunu bir doktora moktora götürelim ha, bu kafa doktoruna. Yemin ediyorum artık yeter tamam. Zamanı bırak. Ne olacaksa olsun bitsin. Vallahi zamanı bırak da önce bir annemin bir gönlünü alalım Allah aşkına. Kahvaltı. Buldu yine. Yandı ampul orada. İyi hadi neyse tamam hadi. Kalkalım bari şey yapalım. Erken yatalım da sabah kahvaltıyı erkenden hazırlayalım. Hadi hadi kalkın kalkın yataklara. Hadi kalk. Bak kaldırma Allah tek yürüyemiyorum ben. Tamam artık oldun sen yani. Risk. Hadi. Ay ne gündü be. Pes artık. Pes. Yalan da söylemeye başladılar. Ne oluyor ya? Çok kırıldım oğlum bu sefer. Çok kırıldım. Ha bu ne duman? Anneciğim yangın mı var acaba? Hayır. Anneciğim. Kız çok basıyorsun bu sesle. Vallahi bir daha gelemeyeceğim. Boğulacağım. Anne. Anne ya. Anne. Ağlıyor musun? Semet'le tak. Semet'le son gözlü bir. Eskiden ne bağlardın? Ne sulu gözlü kızdın be sen? Annem seni çok özlemişim. Bak son göz zamanımız az yavrum tamam mı? Sana bir şey söyleyeyim. Sen kızların çok üstüne gidiyorsun Songül. Çok uğraşıyorsun oğlum. Asla uğraşmıyorum ki annem. Asıl onlar benimle uğraşıyor. Onun fevkalade güzel bir hayatları var. Bana pek öyle gelmedi. Bırak Allah aşkına bırak Lale evlense kocasıyla. Bu devirde erkek bulmuş kolay bir şey mi? Bırak Nilüfer de dönsün kocasına. Tamam anne. Allah sen tek başına büyüttün de çocuklarla ne oldu? Kolay mıydı? Bilmez miyim anneciğim? Elbette o kadar zordur ki. O zaman karışmayacaksın. Tamam annem artık hiç karışmıyorum sözsün. İnşallah. Ayrıca sen Lale'yi Nilüfer'e bırak. Nergis'e baksa. Nergis'e bak. Yok. Yok anneciğim o benim prensesim. Onun zaten istivacı falan da yok annem. Prensesmiş ha. Kız safsın sen. Sen safsın saf. Dikkat et de o senin prensesin köle olmasın. Ben saf mıyım anne? Safsın be. Safsın sen. Safım be. Safım annem ben. Kızlar bile beni kandırıyorlar artık. Yaş aldıkça iyice çocuk yerine koyuyorlar beni. Ama ne yaş alması falan. Sen eskiden de böyleydin. O zaman da ay tutturmuşum neydi o adını masasınca. Yıldırım. Yıldırım aşağı yıldırım yukarı. Yıldırım öyle seviyorum. Böyle seviyorum. Böyle istiyorum. En gördüğün gününü. Çok pişmanım. Son pişmanlık fayda etmez. Hadi gidiyorum. Hoşça kal. Ben kızı gidiyorum artık. Hoşça kal. Demek ne son gün. Sağ olsun sen.
Ay. Aa. Ay nasıl bir rüyaymış bu. Ay annem. Annem ne özlemişim. Vay Sümbül Hanım be. Annem. Bu sefer hiç iyi haber getirmedin bana. Ay Sümbül Sultan ne dedi bak. Tabii ben Lale ile Nülüfer'e odaklandım. Unuttum gitti. Dikkat edemedim o Nergis'e. Doğru ben safım ya. Tabii safım ben. Çünkü akıl bırakmadılar artık bende. Anneciğim bizi çok korkuttun ya. Sana bir şey olacak diye ödümüz koptu. Sakın bir daha böyle şeyler yapma, tamam mı? Aa! Onur'un doğum günü 2 gün sonra. Allah'ım! 2 gün kalmış, ben deftere bakmasam unutup gideceğim. Çok güzel bir şey hazırlamam lazım ona. Ay 2 günde ne hazırlanır? Of Lale, of! Mis. Oh, ne güzel koktu. Ayır onlardan. Ayır bize de ayır. Ay. 2 gün sonra Onur'un doğum günü. 2 gün mü? Çok az kalmış. Ablacığım şimdi mi söylenir ya? Ablacığım benim tamamen aklımdan çıkmış. Bu hamile günlüğüne baktım da oradan hatırladım. Ne alacağım ben Onur'a? Ay ne bileyim şimdi zengin bir adama da ne alınır ki yani? Ha ama tabii manevi değeri yüksek olması lazım olacağı şeyin. Aynen. Bak aklıma bir şey geldi. Geldi yine. Hı, ne? Bir an önce kahvaltıyı hazırlayalım. Annemin gönlünü alalım da sonra bunu düşünürüz. Hadi. Hadi o zaman hadi. Kalkma lan. Dur. Günaydın anneciğim. Günaydın anne. Günaydın kraliçemiz. Günaydın sultanım. Bak sabah erkenden kalktık, sana böyle güzel bir kahvaltı hazırladık. Günaydın yavrum. Meleğim. Tabii hata büyük olunca... Öyle oluyor. Özeniliyor. Hı? Anne ya. Hadi artık uzatmayalım ha? Evet anneciğim uzatmayalım. Asma o güzel suratını. Hadi annem ya. Bak Lale de taşınıp gidecek yakında zaten. Şöyle ağzımızın tadıyla güzel bir kahvaltı yapalım ha? Ha damardan gir arabesk. Ha. Lale gider, sen kurtuluşla barışırsın. Ya ben varım anneciğim. Sen de 3 gün sonra ipsiz sapsız birine gidersin. Hiç ilgilenmiyorum. Hiç. Sen karışmazsan olmaz ki ama anne. Ay evet anne ya. Ay siz ne istiyorsunuz ben anlamıyorum ki sizden. Allah Allah, karıştığım zaman sanki dediğimi yapıyor musunuz çocuklar? Ha ben ne yapayım, niye karışayım? Nergis, önünde 2 tane örnek var. İkisinden birini seçersin. Ay gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Böyle düşünüyorum kızım. Ben zaten size kafamı taktım. Düşündüm. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Anneanneniz rüyama girdi. Aa hayır olsun. Hayır. Ay Allah rahmet eylesin ya. Ne yapıyordu Sümbül ha? Benim ağzımın payını veriyordu. Laf ettirmedi. Bütün lafları ağzıma tıktı. Bir savunamadım kendimi. Kızlarla uğraşmayı bırak. Uğraşmıyorum bundan sonra, karar verdim, tamam. Annem, uğraşmıyorum artık, bitti. Ay,
Ne severdi bizi, ne korur kollardı ya. Ay değil mi ya? Ay benim pamuğum. Çok özledim valla. Hiç laf ettirmezdi. Ay canım benim. Allah rahmet eylesin. Rahmet istedi. Ben de çok huzursuz uyudum dün gece. Dedim annem dedim benimle ne zaman barışacak, ne zaman güzel yüzü gülecek dedim. Hamileyim ya, bir de içerledim bu durumu, anneannem ondan geldi sana. Ya yarın sen de anne olacaksın. O zaman göreceksin bak çocuklarına nasıl davranıyorsun. Ne Ferda anne, o bir büyüsün de bakalım o kız ne yapacak kim bilir. Ya konuş. Hadi anne. Affettin mi bizi, ne olur söyle artık. O kadar kolay değil. Değil mi? O kadar kolay değil. Bir şartla. Bir şartla gerçekten affederim sizi. Bana kesinlikle yalan söylemeyeceksiniz bundan sonra, tamam mı? Bir daha benim arkamdan... Şşt, kafanı sallayıp durma. Bir dinle. Sen de tavana bakma. Bundan sonra arkamdan iş çevirmeyeceksiniz, tamam mı? Vallahi son kez size söylüyorum. Hakikaten küserim ha. Söz. Sen de söz ver. Söz. Ben onlar için dedim istediklerini yapabilir diye. Senin için demedim. Benim senin gözüm üstünde. Tamam mı? Tamam anneciğim, anladım. Söz. Gözüm üstünde, gözüm üstünde, gözüm üstünde. Ay ne güzel bir şarkı. Gözüm üstünde. Hadi hadi siz de yiyin, barıştınız. Korktum. Dayıcığım günaydın. Günaydın Apollo. Ne yapıyorsun? İyiyim, ne yapacağım? Ya dayı, sana da teşekkür et, bu fırsatım olmadı. Bayağı sayende kısa zamanda barıştılar yani. Ya, rica ederim babacığım yani. Ne demek? Ev meselesini ne yaptınız? Yani konuşamadık onu. Konuşamıyoruz tabi. Yani bu telaşede herkesin gücü üstümde. Annem zaten sıkıştırıyor. Benim 2 sene önce yaptığım bir proje vardı. Böyle ferah, güzel müstakil evler. Derya de beğendi. Onlara bakmaya gittik. Yani içinisin de çok hoşuna gitti. Artık işte geriye bir anneme söylemesi kaldı. Onu ben şimdi hallederim. Sen onu bana bırak. Vallahi dayı, sen olmasan ben ne yapardım ya? Bak böyle giderse ben seni göndermem, haberin olsun. Bakarız, bakarız. Günaydın oğlum. Günaydın. Abiciğim. Günaydın Yıldız. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın. Onurcuğum, yani Lale ile barıştığınıza göre şu ev meselesini bir an önce halledersiniz değil mi? Mimarlık ne oldu Şerife? Afiyet olsun. Sağ ol. Aklın nerede? Yani tabii bakmak lazım dayı, doğru söylüyorsun da çok da üzerine durmadım işin açığı. İşte bizim gayrimenkullerin listesini aldırırım ben. Öyle bir tanesini seçeriz işte. Ya, nasıl bir şey düşünüyorsunuz oğlum? Yani geniş, ferah, müstakil bir ev olur herhalde. Çok iyi düşünmüşsünüz çünkü biz taşındıktan sonra hep babanla sizdeyiz canım. Ben de zaten o yüzden öyle geniş ve ferah olsun istiyorum anneciğim. Onurcuğum, evi onaylamadan benim de fikrimi alırsan çok mutlu olur. Çocuklar yaşayacak, yapma Yıldız ya. Fikret, bazı hassasiyetlerim var lütfen. Sen hiç merak etme anneciğim. Senin fikrin benim için çok önemli. Tabii ki senin fikrini alacağım. Çok teşekkür ediyorum benim bir tanem. Neyse, size afiyet olsun. Ben holdinge geçiyorum. Hadi, iyi günler sana. Sağ ol dayı. Kolay gelsin oğlum. Kolay gelsin. Her dediğime itiraz ediyorsun. Yalnız olmaz ama yanık hep bu kadar. Ama lütfen. Onur'un doğum günü için ne planladınız? Bir şey planlamadık abicim. Yani kendi aramızda bir yemek yeriz diye düşünüyordum ama sizin aklınızda bir şey var galiba. Ailece bir parti veririz diye düşündüm. Tamam tamam, bunu bana bırakın. Bir düşüneyim ben. Tabii tabii, düşünmek sizin işiniz. Fikret. Yani bunu birisinin yapması lazım Fikret. Ha, silah afiyet olsun. Ben yürüyüşe çıkıyorum. Benimle yürümek isteyen var mı Fikret? Tabii tabii, sen otur değil mi? Hop 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 hop, o koltuktan bu koltuğa, o koltuktan bu koltuğa. Yıldızcığım sen. Abicim benim de evde bir takım işlerim vardı, ben onları halledeyim. Günaydın. Seni almaya geldim Haluk. Nasıl yani? Birlikte yürürüz demiştik ya, buradan geçiyordum sana bir bakayım dedim. Yok artık.
Tamam, ben de yürüyüşe çıkıyordum zaten. Harika, hadi çıkalım. Evet, çıkalım. Ben de hemen üstümü değiştirip geliyorum. Sen de. Evet, hadi abi. Sen de. Evet, evet, ben de. Hadi abiciğim, gidelim. Betül. Hadi yeter artık suratını astın ama ya. Yeter. Ay, nereye yeter Şadi'cim? Allah aşkına. Ay, rica ediyorum, nereye yeter yani? Gitti Miras. Gitti. Holding gitti. Ay Miami'deki malikanem de gitti. Ay Boğaz'daki yalım da gitti. Bak hepsi gitti. Her şey gitti. Ne yapalım canım? Kısmet böyle değilmiş. Boş ver şimdi. Biz başka şeylerden konuşalım. Allah aşkına konuşma. Günaydın. 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 Erol, şey diyoruz ya biz, çocuğa ne ismi koysak falan diye. Ben dün gece düşündüm, Kumru. Kumru mu hayatım? Oldu, öbürüne de ayvalık tosu diyelim. Dalga mı geçiyorsun sen benimle şu an? Dalga geçiyorum herhalde. Kumru neymiş Allah aşkına? Güzel bir isim bulalım lütfen. O zaman sen kendi bir tane koysana şimdi. Koysana bir tane isim sen şu an. Hemen koysana. Kader diyelim mi hayatım? Çilem diyelim. Çilem. Ha? Hem de beni yansıtır bir şekilde. Erol, saçmalama, benimle kavga etme istersen sabah sabah. Tamam, özür dilerim. Atarlandım sabah sabah. Bir şey diyeceğim siz. Çocuklara isim mi arıyorsunuz? Evet babacığım. Sizin aklınızda var mı böyle değişik bir isim? Ben mi düşüneyim? Anacık, anacık ne olur sen de düşün. Hadi kuzularımız için isim düşün. Ne olur o parlak zekanı çevir, işlet. Erol'cum oradan baktığın zaman ben bir şey düşünebilecek biri gibi duruyor muyum? Durmuyorsun. Ne oldu ki anneciğim? Yok bir şey kızım. Bir şey diyeceğim. Bende bir değişiklik fark etmediniz mi? Şey, yüzünüzdeki bir değişiklik değil mi? Yüzünüzdeki bir değişiklik. Ben çok beğendim. Bu değişiklik değil ki, devrim bu. Neden güldün oğlum? Babacık, o sıfatının haline Allah'ını seversen şu sıfatına bir bakar mısın lütfen? Yemin ediyorum kaydını alacağım. Ne kaydını alacağım? Sinek kaydı. Yakaladın mı? Mizah şov. Kestik. Ay hiçbir şey bulamıyorum ama. Ben ne alacağım ya? Gerçi teraryum yapardım. Siz benden habersiz yapıp göndermeseydiniz teraryum yapabilirdim. Sizin yüzü konuşmacının benimle ne alakası var? Bacım senin için. Tamam ya, tamam. Ne alacağım ben ya? Bulamayacağım hiçbir şeyi. Ay Lale, acaba sen de bir şiir yazsan ha? Ne öyle ama? Hadi bana yapıldı, ben de onun aynısını yapayım. Özenti gibi. Ay tamam. Doğru söylüyorsun. Gülme Nergis, gülme. Hiçbir şey bulamayacağım ya. Bulacaksın ablacığım, merak etme, bulacaksın. Efendim? Ah Lale, nasılsın? Seni merak ettim ya. Sancılar tekrarlamadı umarım. Çok iyiyim, çok rahat uyudum dün gece. Harika, sevindim buna. Onur, iyi ki o an yanımdaydın. Rica ederim, ne demek. İyi o zaman, görüşürüz. Görüşürüz. Aklıma bir fikir geldi. Bismillah. Sen Emir için de hediye vermek istemiyor muydun? Tamam, Emir'in ultrason görüntülerine oluşan bir CD hazırlatabilirsin. Çok güzel fikir. Ay vallahi Nergis, ben senden gerçekten korkmaya başladım ablacığım. Ay nereden buluyorsun da düşünüyorsun bunları bir araya getiriyorsun ya? Pes. Ay ben zaten hastaneye gidecektim. Gitmişken de o işi de halledeyim. Bir an önce çıkmam lazım. Hadi. İyi hadi. Ay vallahi yemin ediyorum Nergis, bazen beni korkutuyorsun kızım ya. Günaydın, öpücüğümü almaya geldim. İyi yaptın. Ne yapıyorsun? Ben de hastaneye gidecektim. Dünkü olay yüzünden görüşememiştim. Organizasyon var da ona gideceğim. Tek mi gidiyorsun? Ben seni bırakayım hadi. Ya bu kadar işinin arasında bir de beni hastaneye mi götüreceksin? Benim işim de gücüm de sensin. Özellikle dün geceden sonra. Yok ama zahmet etme. Zaten çok kısa bir iş. Gireceğim, sonra hemen de döneceğim. İyi tamam o zaman. Sen iyi misin? İyiyim. Bebeğimiz nasıl oldu, iyi mi? Evet. Güzel. Ben bu arada annemle ev konuştum.
Tabii ev baktığımızı söylemedim daha önce. Akşam üzere hep beraber bir ev bakmaya gidelim, tamam mı? Daha önce hiç bakmamışçasına ama. Gidelim işte, bir fikirleri olsun, bir şeyler söylesinler, bir yorum yapsınlar, gönülleri olsun. Sonuçta nihai kararı biz vereceğiz ama onlar da üzülmesin. Ha Onur, öyle yaparız yapmasına da. Dün akşam bir şey oldu. Ne oldu? Annem her şeyi duydu. Yani ben kızlarla konuşuyordum evde. Hani gerçekten küsmediğimizi, ev bakmaya gittiğimizi falan annem dinlemiş ama kapıyı. Anladım. Hayır yani her şey o kadar güzel yoluna giriyordu. Ne güzel tekrar buzlar erimişti falan. Şimdi bayağı yalancı konumuna düştük. Kızdı mı bana? Ya öyle söyleme. Sana kızmadı. Daha çok dayıya bilendi. Güzel. Bilene dayımın yaptığını anladı. Ya hayatım, böyle önemli bir konuda biraz dikkatli olsanıza, yani konuşurken bir etrafınıza bakmıyor musunuz? Ama ne yapayım ya? 4 kere gidip geliyoruz kapıya. Annem var mı yok mu diye. Yok. Normalde yok ama duyuyor. Ama sen hiç merak etme, tamam mı? Yani ben annemi hallederim. Tamam. Ama önemli olan senin annenin hiçbir şey duymaması, yoksa her şey çok kötü olur. Aynen öyle, annemin duymaması lazım. Songül annenin hiçbir şekilde bu konudan bahsetmemesi gerekiyor Lale. Hayır yani duyarsa annem, dayımı da ters düşecek. Planı dayımın yaptığını da öğrenecek. Bir rica edelim. Hı? Sen merak etme, ben annemle tatlı tatlı konuşurum. Tembihlerim onu, söylemez. İyi tamam o zaman. Akşam eve bakmaya gidiyoruz. Eren'le de konuştum. O da gelecek, aksesuarları falan da halledecek. Artık evlenelim yani, değil mi? Ay evet, evlenelim Onur. Ay vallahi evlenelim yani. Yeter değil mi? Ay abicim, vallahi Fikret haklıymış. Ne kadar meraklıymışsınız yürümeye. Ben alışıyorum. Amerika'da da böyleyim yani. Her gün 4 kilometre yürüyorum. Ama buraya geldiğimizden beri 2 kilometre geçemiyorum. Aslında bıraksaydın bizi Şebnem'le bayağı yürüyecektik yani. Ay abicim, ben hiç bırakır mıyım? Hiç yalnız bırakır mıyım sizi onunla? Mümkün değil. Yani siz niyetini fark etmişsinizdir tabii Şebnem'in. Hangi niyetini? Abicim, she likes you and higher and higher and higher, slowly, slowly, okay. I know, I know. Cazibeli bir erkeğim ben tabii. Yani Şebnem'inki daha çok duygusal. Tabii ama siz çok cazip bir erkeksiniz. Fakat Şebnem'de bunu algılayacak duygusallık yok abicim. Yani onunki daha çok buradan gitmek üzerine sanki, yani buradan çekip gitmek için falan yani. Biraz abartıyorsun galiba Yıldız'cığım. Ama sen hiç merak etme. Ben bu yaştan sonra birlikte olacağım kadını sık eler, sırt dokurum. Kolay değil öyle. Değil mi, değil mi abiciğim? İşte tam ben de bu. Evet, çok haklısınız. Sık sık, evet. Tabii yani yalnızlık Tanrı'ya mahsustur. Benim de bir gün hayatımda birisi olacaktı yani. Tabii. Ama bir kere kendi ayakları üzerinde duracak. Kendi kendine yetecek. Yani kendine yetemeyen bir insan başkalarına bir faydası olmaz. Tabii tabii. Ama aynı zamanda sizin kadar olmasa da saygın bir kariyeri olmalı. Eğitimli olmalı, görgülü olmalı. Yani kaliteli bir hanımefendi yakışır sizin yanınıza abiciğim. Tamam yani. Öncelikle doğal olsun Yıldız'cığım. Yani bu yapmacık insanlardan, ikiyüzlülerden, menfaatçi asalaklardan bunaldım Yıldız'cığım. You're right. You're right but... Siz doğal bir insansınız tabii. O da doğal olmalı mutlaka. Fakat şey yani diyorum ki sizin kadar olmasa da yine de saygın bir kariyeri olmalı ya. Eğitimli olmalı. Görgü iyi bir aileden gelmeli. Yani kaliteli bir hanımefendi olmalı. Olmalı abicim, değil mi? Öyle olmalı. İnşallah böyle bir insanla karşılaşırsınız ve hepimiz onunla tanışırız ve mutlu bir hayata doğru inşallah. Şans yani. Neyse, ben üstümü değiştireceğim. Onur'un doğum günü için bir hediye bakmaya çıkacağım da. Abicim ne zahmet ettiniz. Sizin burada olmanız Onur ve bizim için büyük bir hediye. Yıldız'cığım, benim için en büyük hediye sizsiniz. Ben odama çıkıyorum. Abicim, ben de müsaade edersiniz. Biraz istirahat etmek istiyorum. Tabii. Bye. Bye. Ay. Ay ayaklarım. Koptu koptu, vallahi koptu. Ay yalnız bırakmayacağım diye mahvoldum. Mahvoldum. Ay. Yani anlamıştır. Anlamıştır herhalde bu Şebnem. Canım anlamıştır yani. Fesatlığından öldü yani. 5 dakika bizi yalnız bırakmadı ya. Hani ne Haluk'u doğru düzgün yürüttü ne de beni.
Ah tatlım benim, ah tatlım benim. Sen onun fesatlığını bana mı anlatıyorsun Allah aşkına? Yani ben neler çektim ondan ya, yıllardır neler çektim. Ay bu kadarını bilmiyordum ben açıkçası, çok şaşırdım. Aa, niye şaşırıyorsun hayatım, anlamadım. Niye şaşırıyorsun yani? Ay ben de senin şaşırmana şaşırdım. Yani söz konusu insan Haluk abi olduğu zaman Yıldız onu acayip kıskanır yani. İlk karısına yaptıkları, ay neler çektirdi kadına. Resmen o fesat ayırdı onları, vallahi. Haluk karısı başka birisi için terk etti diye duymuştum ben. Hadi kızım. Allah Allah. Hadi. Ay, tabii yani şimdi o da var tabii yani. O da bir konuydu da yani asıl sebep Yıldız bizim fesat ayırdı esas onları. Ay, bir şey söyleyeceğim Şebnem. Yani hiç bana düşmez ama bana sorarsan boşuna uğraşma tatlım. Gerçekten boşuna uğraşırsın. Yıldız sizin hayatta mutlu olmanıza izin vermeyecektir. Eminim tatlım ben bunu. Ah, birkaç sene önce de aynen böyle oldu. Aynen böyle oldu. Ben çok iyi hatırlıyorum sanki dün gibi. Bak yine Haluk abim gelmişti böyle Amerika'dan buraya. Böyle bir müddetliğine kalmaya. Ay bizim bir arkadaşımız Haluk abiyi görmüş, beğenmiş. Gitmiş Yıldız'a demiş ki ay demiş abini gördüm demiş. Çok beğendim demiş. Acaba demiş bekar mı demiş, evli mi demiş. Böyle bir sorayım demiş. Yani, ay sormaz olaymış. Ay kadının ne ahlaksızlığı kaldı, ne fesatlığı kaldı, ne nankörlüğü kaldı. Direktman sildi attı kadın. Direktman bir kalemde yani. Hayır sadece Yıldız silse iyi. Yani kadın böyle bütün cemiyette böyle kadının dedikodusu döndü yani. Rezil oldu kadın. Rezil yani. Tabii yani yine de sen bilirsin. Aman aman ben en iyisi bulaşmayayım. Neyse Onur'dan haber var mı? Ay şimdi Pelin su barıştıklarını duyarsa delirir. Saçma sapan bir şey yapar yani. Yok canım, yok. Hiçbir yeni haber yok. Hala aynı, hala ayrılar. Hiçbir yeni havadis yok yani. Ay kız bana bak, asıl havadisler sendeymiş. Ne oluyor ayol, bu ne? Daha kocayı yeni boşadın. Maşallah, hemen böyle fakir. Ay neyse. Yok canım, öylesine bir şey yani, bir şey olacağından değil. Neyse. Ben kalkayım en iyisi. Ay ne oldu kız dur. Şöyle iki lafın belini kırıyorduk şurada. Ne oldu öyle öyle dedim diye mi bozuldun şimdi sen bana? Ay yok canım bozulmadım. İyi o zaman. Hadi tatlım. Yine gel tamam mı? Hadi geçireyim ben seni şöyle gel. Seher. Hadi tatlım. Görüşürüz canım. İyi, Yıldız seni didiklememiş ama yakındır. Ben biliyorum, çok yakındır. Neden? Çünkü Haluk abime dokunan puh, yanar. Haluk abi. Haluk abi, Songül. Burada Haluk abi, burada Songül. Peki onlar bir araya gelirse ne olur? Mükemmel olur. Yıldız delirir ve Songül'ü bunu yaptığına pişman eder. İşte o zaman kesin birbirlerine girerler. Ay, ay aklımı seveyim ya, aklımı seveyim. Oh beynimi öpeyim. Ben bunu daha önce nasıl düşünemedim ya? Senden duymaktan korktuğum ve bir o kadar da nefret ettiğim şeyi yine söyledim Betül. Ve bir o kadar da nefret ettiğim başka bir söz daha yok. Yani düşün ki şu an sana ne buldun, neyi daha önce düşünemedin diye sormuyorum bile Betül. Sorma zaten Şadi. Sorma tatlım. Bana bak Şadi. Bu taş kalbim atmaya devam ettiği müddetçe pes etmek yok. Mücadeleye devam. Çok heyecanlıyım. Hadi ben kaçtım. Betülcüğüm. Canım. Süpürgeni unuttun. Uçamayacaksın. Çantamda Şadi. Çantamda. Ne demişler? Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş. O lale yapar da ben yapamaz mıyım? Günaydın Onur. Günaydın. Kahvaltı hazırlamıştım. Birlikte yapalım mı? Ben kahvaltımı yaptım Pelin, sağ ol. O zaman bana eşlik etsen. Yani yalnız başına olunca çok sıkıcı oluyor. Hı? Ben sana eşlik ederim. Yani tam da böyle acıkmıştım, bir şeyler yesem falan diyordum. Şansım çok iyi yani, çok denk geldi. O zaman siz kahvaltınızı birlikte yapın. Afiyet olsun. Ama Onur. Baş başa kahvaltı etmeyecek miyiz ya? Buyurunuz. Bırak oğlum be. Ya sen niye olup olmadık yerde hep karşıma çıkıp duruyorsun? Rahat bıraksana beni. Sen asıl Onur'u rahat bıraksana. Neden rahat bırakacakmışım? Onur ve Lale ayrıldı. Ya sen neye gülüyorsun ya? Zaten gigabaytın küçük ekranında dev gibi gülüşüne iyice katlanamıyorum. Var ya, normalde sana cevap verebilirdim ama şöyle düşün.
senden öyle bir tiskiniyorum ki. Ya öyle bir nefret ediyorum ki senden. Konuşmayacağım ve sadece güleceğim. Uzakta gülmeye devam et. Benden uzakta. Ay yemin ediyorum Safitik ya. Sen de ayrıldıklarını düşünmeye devam et o zaman. Ne hazırlamış bakayım? Bir şeye de benzemiyor. Ah oh, Lale, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Bir sorun yok değil mi? Yok yok, her şey yolunda. Organizasyonla ilgili bir görüşme yapacaktım o gün. Sıkıntı yaşadığım için görüşememiştim. Şimdi geleyim hem onları konuşayım dedim, hem de bir seni görmek istedim. Harika, çok iyi yaptın. Şimdi benim senden bir ricam olacak. Tabii, ne istersen söyle. Onur'un doğum günü yaklaşıyor da. Ha. Ben ona Emir adına, yani oğlumuz, bir hediye hazırlamak istiyorum. Güzel isim. Teşekkürler. Şimdi Emir'in ultrason görüntülerinden bir video hazırlayacağım ama senin yardımın lazım. Lale, sen çok ince bir insansın. Gerçekten harika bir fikir. Yani umarım Onur Bey senin değerini bilir. Teşekkür ederim. Tamam, o zaman ne duruyoruz? Hadi gel, videoyu hazırlayalım. Tamam. Ay oğlum, hadi hareketlen, şov başlasın. Onur. Birlikte kahvaltı yapamadık. En azından birlikte kahve içelim mi? Maalesef. Kahvemi de içiyorum. Sen biraz gergin görünüyorsun. Masaj yapmamı ister misin? Gerek yok Pelinsu, sağ. Konuşmak istersen ya da başka bir şey için ben hep buradayım. Eksik olma. Ama halletmem gereken birkaç iş var. Mail falan yazıyorum. Tamam, ben senin daha fazla vaktini almayayım. Şunları alayım. Kolay gelsin. Sana da. Elbet bu günler de geçecek. Biraz daha sabır. Sabır. Dinliyorum Seher. Yıldız Hanımcığım, Şebnem Hanım geldi. Ne? Ne konuştular peki? Tam duyamadım ama Haluk Bey'den bahsettiler. Bir de size fesat falan dediler. Tamam, tamam. Ben neler konuştuklarını tahmin edebiliyorum. Seher, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu kadın beni delirtecek. Bak oğlum bitti. Şimdi de abim başladı. Şeyi, Şebnem'i üstüme salıyor ki huzurum kaçsın. Yok ama olmaz. Yok, ben buna kesinlikle izin veremem. Benim abimle Şebnem'in ne işi var? Ne işi var? Ne nasıl olabilir? Olabilir mi böyle bir şey? Ay dilim. Ah Betül'a. Şerife! Şerife! Gel. Ben de tam seni arıyordum ya. Hoş geldin. Onun ne haber? Sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyidir vallahi. Olsun. Sağ olsun. Ne yaptın? Bakabildin mi eve? Evet, baktım. Biliyorsun orayı çok yakın zamanda dekore ettik zaten. Biraz zaman kısıtlı olduğu için şu anki haliyle kullanmak istiyoruz evi. Yani ileride bakarız tabii. Senden evi aksesuarlarla zenginleştirmeni istiyorum. Kendi göz zevkine göre. Tamam, sen her şeyi bana bırak. Güzel. Beni bilirsin, öyle çok kalabalık parçalar olsun istemiyorum. Yani az ama öz. Böyle zarif, kaliteli, güzel parçalar seçersen. Hiç merak etme Onur. Yalnız Eren'cim, vaktimiz söylediğim gibi oldukça az. Bana bir hafta ver, yeter. 5 gün. Ben müsaadeni isteyeyim. Bir kahve içseydin Eren. Onur, 5 gün diyorsun. Benim hemen çalışmam lazım. Ben parçaları oluşturdukça sana bilgi veririm. E peki, tamam. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Merhabalar. Ben Mimar Eren Sezgin. Evet, birazdan tablo bakmaya geleceğim. Hı-hı, müşterim için. Onur odasını mı dekore ettiriyor? Ona doğum gününde tablo alacağım. Çok etkilenecek. Efendim oğlum. Alo anne.
Akşam üzeri ev bakmaya gidiyoruz. Müsaitsin değil mi? Hı hı. Tabii tabii oğlum. Olurum. Sen ben Lale gideceğiz öyle değil mi? Songül anne de gelecek. O niye geliyor? Anneciğim niye gelmesin? Onun da fikrini alalım değil mi? Ay o ne anlar? Ne anlar o? Anneciğim niye anlamasın? Böyle şeyler söyleme lütfen ya. Tamam sen de hiç laf söyletme yani oğlum maşallah. Neyse ben holdingden çıkarken seni arıyorum oldu mu anneciğim? Tamam oğlum. Tamam anneciğim görüşürüz. Kalk bir de, kalk bir de fikrini al. It's terrible. Ah Yıldız, bu dibin dibinden fikir alacaksın sen. Fikir, dibin dibinden ne fikir çıkabilir ne? Ne çıkabilir? Ah Yıldız, düştüğün durumlara bak. 5, 6, 10 Lükstrümü. Aa, bir tane akçaç. Hı. Bence konuşmanın tam sırası. Öyle mi diyorsun? Konuşayım mı yani? Öyle diyorum. Hazır anneannem karışma demiş. Biliyorsun annem rüyalarına ne kadar önem verir. Özellikle de anneannemle ilgili olanlara. Ay evet ya, doğru söylüyorsun. Ay evet, vallahi bu fırsat kaçmaz. Tamam. Kaçmaz. Tamam, gidip konuşuyorum. Oh, hadi. Ay Allah, hadi bismillah. Aa. Anne. Öyle bir anne geldi ki dolu dolu. Söyle. Anne. Canım. Bak korkma artık ben sana engel olmayacağım. Tamam rahat rahat söyleyebilirsin. Kurtuluş bütün birikmiş kira borçlarını ödemiş, eve geri dönmüş. Çok güzel. Ne güzel, iyi yapmış. Bunun için mi korkuyorsun kızım? Yok. Şimdi diyorum ki... acaba şey hani böyle hani işini de kurdu. Gayet de iyi gidiyor. Ay çok güzel maşallah. Ha, acaba ona bir son şans versem mi? Ha? Son şans falan vermek yok Nilüfer. Barışıyorsan eğer bir daha boşanma lafı duymak istemiyorum tamam mı? İyi düşün ona göre karar ver. Anne niye öyle baskı yapıyorsun şimdi ama ya? Yani hani böyle bir zamanla bıraksak ha? Artık dönmeye karar verdiysen oturacaksın, kıracaksın dizini, oturacaksın. Tekrar buraya gelmeyi düşünmeyeceksin. Bu kadar. Tamam. Eğer tek şartın buysa tamam kabul ediyorum. O kadar eminsin ha? Hadi bakalım göreceğiz. Ay anne bak vallahi ben inanıyorum sen de inan. Bu sefer başaracak kesin. Ay çok sevindim ya. Hadi Allah utandırmasın. Anne bak gördün hiç karışmıyorum. Kesinlikle karışmıyorum. Hadi bakalım. Ablacığım bence çok güzel olacak. Bak enişten de bu kadar uğraştı, çalıştı, çabaladı senin için. Arıyor, soruyor. Gülşah da düşkün. Güzel olacak anne. Ay evet anneciğim. İnşallah. Vallahi sen inan vallahi bu sefer kurtuluş başaracak. Ben ona İnşallah. İnanıyorum. Ay çok sevindim. Ama ya dur ya. Ama ben çok alıştım anne size yani. Ben sizde... Yok yok sakın 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 güzelim bak sen gideceksin Lale evlenecek gidecek sen de evleneceksin gideceksin ben de rahat edeceğim artık. Aa, yok anneciğim ilk önce seni evlendireceğim biz öyle olmaz. Yok yok hayır hayır hayır. Yok, hadi işinize bakın. Kızmet. Hadi hadi alın şunları yazmaya devam et öbür tarafı bitir. Devam edin not almaya. Kahve içen. Üzüldü ya. Ay evet ya. Ay resmen hayatını bizim için feda etti. Bak şimdi de yalnız kalacak biz gidince. Yok ben vazgeç. Ben yok vazgeç. Barışmayacağım yok. Abla saçmalama ya. Bak annem de bir değişti bir kendine bakıyor artık. Bir kısmet çıkar belki belli mi olur? Ay doğru söylüyorsun kız. Doğru söylüyorsun. Songül Hanım. Ah. Onur'un dayısının ne işi var burada? Bilmem. Yalnız çok şanslısın. Oğlun tam günündeydi.
Evet ya, yüzünü gösterdi. Bir de o minicik elleriyle suratını kapatıyor. Şimdiden sana kolay gelsin çünkü oldukça hareketli bir bebek olacak. Evet. Ha, bu arada ben sana benzettim biliyor musun? Yani burnu, dudakları falan aynı sen. Ya ben şimdi senden önce söylemeyeyim dedim. Anne torpili gibi olmasın diye. E de bana benzemesi hoşuma gitti. Lale, bu arada tekrar bana muayene olmana çok sevindim. Sen düşündün değil mi? Evet ama Onur çok destekledi. Şimdi ben ilk günden beri senin yanında çok rahatım. Hele bu yaşadığımız son olaydan sonra. Unutma. Hem doktorun hem de arkadaşın olarak senin yanındayım. Çok teşekkür ederim. Ha, bu arada da Onur Bey'in doğum gününü kutladığımı söylersin. Tamam, ileteceğim. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl bir tablo olacağım ki? Zarif, kusursuz, özgün. Mükemmel bir tablo olmam lazım. Buldum. Ay, harika. Ne kadarmış bu? 15.000 dolar mı? Ya ben bu parayı nereden bulacağım? Of. Peki salak Erol'dan. Onur buna bayılacak. Kız isimleri. Hmm. Günün isimleri Nil. Kafiyeli bir şey bulmak lazım. Nil, Mil, Fil. Aa hayır, aman ooo, kendimi yakıyordum şu anda. Nil. Hoş geldin hayatım, bak bak. Ne harfinde diyor ki Nil? Kafiyelisi ne acaba? Ya bırak şimdi Nil'i Mil'i. Mil olmaz zaten. Ben de Mil'e baktım, düşündüm. İyi tınlamıyorum. Erol'cum beni bir dinler misin? Hayatım niye volümünü yükseltiyorsun? Dinliyorum. Tamam buyurun. Bak şimdi Pelin Su Onur'a hediye olarak tablo almak için senden para isteyecek. Ah canım, bilmiyor tabii barıştıklarını. Bilmiyor ve bana bak, bilmeyecek de, anladın sen. Lütfen, bilmeyecek de, anladım ben onu. Öyle bir planım var ki çok eğleneceğiz. Eğlence dedin ya, şu anda kaptın beni. Bak. Bak, sakın beni satayım deme. Ben ne istersem yapacaksın, tamam mı? Aşk olsun hayatım, beni biliyorsun. Bak şimdi Pelin Su senden tablo için para istediğinde para vereceksin. Ne para, kim para, kaç para, ne para, kaç para, hayır, ne parası? Aa, nasıl böyle bir plan, nasıl eğlencesi, nerede bunun? Erol cimrisin sen ya. Cimri misin sen birazcık? Allah Allah, eğleneceğiz diyorum şurada. Biraz çılgın olsana bebeğim. Bebeğim, ohohoho, hey hey. Vallahi çılgınlaştım şu anda, inanılmaz. 15.000 dolar. Oha Filiz, 15.000 dolar neymiş? Ben 15.000 doları versem kendi kendime çıldırırım. Sana ne gerek var? Alıyorum. Çocuklara akıl verip beni kandırmalarını sağlarsın ha? Sen daha beni tanımıyorsun. Burası düşündüğümden çok daha güzel ve sevimli bir yermiş Songül Hanım. Öyle mi? Ne mutlu bana. Niye daha kötü olabileceğini düşünmüştünüz? Lütfen yanlış anlamayın. Çok renkli, çok sıcak. Yani benim hayal gücümün ötesinde demek istedim Songül Hanım. Yani siz demek istiyorsunuz ki benim hayal gücüm sınırlı. Hayır yani sizin. Shakespeare demiş. Ben değil. Ay vallahi bu annem ne fena. Pes artık anne ya. Umdu tabii dayımın planı olduğunu. Ondan değil mi? Ay vallahi doğru söylüyorsun ha. Bitti adam. Ayvayı yedi, geçmiş olsun. Neyse, nasıl yardımcı olabilirim? Siz ne istemiştiniz? Efendim ben aslında bir konu için Lale ile görüşmek için gelmiştim. Lale ile o zaman birazdan burada olur. Beklerseniz size yardım... Efendim, bu konuyu ama sizinle de paylaşabilirim. Onur'un doğum günü için küçük bir parti sürprizi düşünmüştüm de... birlikte organize edebiliriz. Sen ne diyorsunuz? Bayılıyorsunuz değil mi böyle şeylere? Böyle oyunlara falan, organizasyonlara, kumpas kurmaya. Songül Hanım... Sizi kıracak bir şey mi yaptım? Bana sinirli gibisiniz. Elbette sinirliyim. Elbette. Hazır konuyu açmışken isterseniz tartışalım. Selam. Ay bu kim? Aa,
Haluk abi. Geldi. Geldi sinsi yılan geldi. Ne yumurtlayacak gene kim bilir ha vallahi. Ay ne işi var Haluk abinin burada? Onur'un yaş günü için bir organizasyon yapmak istiyordu da o yüzden geldi. Evet evet. Ay ben de böyle sizi görünce yani birdenbire dedim ne oluyor? Ay yoksa dedim yeni bir aşk mı doğuyor? Yok artık daha neler Betül neler söylüyorsun sen. Evet Betül bunu da nereden çıkardın ha? Yani bunu çıkarmak için yani ikinize bakmak yeterli Haluk abicim. Şöyle bir size bakıyorum sonra da bir Songül'e bakıyorum ve çıkarıyorum. Çıkarma yut onu. Yut. Yok yutmayayım vallahi yutmayayım. Ay gerçekten birbirinize çok yakışıyorsunuz. Yani eğer şu anda aranızdaki uyumun farkında değilseniz olacak iş değil diyorum yani. Pes yani diyorum. Betül, rica ediyorum. Kes olur mu? Kes bir. Ara ver. Tamam, peki. Ay ne diyordunuz? Ne konuşuyordunuz yani? Ay Onur'un doğum günü diyordunuz değil mi? İki gün sonraydı. Ay neye karar verdiniz? Ben şöyle düşünüyorum. Bence çok büyük bir parti organize edelim ve bütün cemiyeti de davet edelim. Ne dersiniz? Dükkanek var. Çok saçma bir şey. Niye öyle bir şey düşündünüz canım? Aile arasında olsun bitirsin. Ama tabii yine de siz bilirsiniz Haluk Bey. Evet evet. Bey mi? Haluk Bey ne ayol? Ay Haluk desene aktık Haluk abiye Songül Allah aşkına. Değil mi Haluk abi? Tabii tabii. Bana Haluk derseniz daha memnun olurum Songül Hanım. Ay Songül Hanım ne? Ay sen de hanım diyorsun Haluk abi. Sen de Songül desene artık. Ay dün ne olmuş öyle? Ay dün neler olmuş öyle? Lale nasıl? Lale iyi mi? Ya ay şey oldu daldım. Lale çok iyi. Sancı geldi. Böyle suni bir sancı gibi bir şey yaşadı. Ay çok geçmiş olsun. Ay ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu vesileyle de barıştılar. Ay bazen ne düşünüyorum biliyor musun Songül? Yani Lale'yi tanımasam bütün bunları Onur'la yeniden barışmak için böyle numara maçadan yapıyor zannedeceğim yani. Ama Allah'tan tanıyorsun değil mi? Tabii tanıyorum. Lale hiç ezik bir kız değil. Kendini asla ezdirmez. Değil mi? Yıldız'a ne yaptınız? Ay çok üzüleceğim bir şey yaptık. Barıştık. Ay. Zaten çok lüzumsuz bir küslüktü o değil mi efendim? Aynen öyle. Aynen öyle. Yıldız çok lüzumsuz yere çok kaba davrandı Songül'e. Çok biliyor. Bir şey söyleyeceğim Haluk abi. Songül gene çok sabırlı bir kadın. Ben olsam var ya o Yıldız'ın karşısında. Betül lütfen. Senin bu tarz insanların arasını açmak için konuşmaların hiç hoşuma gitmiyor ve sevmiyorum. Ay ben ne yaptım ya? Ah, geldi. Merhaba. Canım, yavrum. Bebeğim, nasılsın? Sağ olun. Merhabalar dayı. Bebiş nasıl? İyi valla. Maşallah, maşallah. İyi olduğun çok belli. Dolanıyorsun ortalıkta. Tabii ki dolanacak. Hiçbir sorunu yok ki. Maşallah. Tamam işte ben de maşallah onu söylüyorum diyorum. Ne yapacak, yatacak mı yani? Tabii ki dolaşacak o. Dayı tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Ali'ciğim. Halledemedin mi Lale'm işlerini? Hallettim. Ne yapıyoruz? Yani neye karar verdiniz Onur'un doğum günü konusunda? Ben de seninle bunu organize etmek için gelmiştim. Onur'un doğum gününde baş başa olmayı istersiniz diye düşündüm Lale'ciğim. Helal be, helal. Aslında ben de öyle düşünmüştüm ama tabii sizin için de uygunsa. Evet, bence böylesi uygun. Ayrıca hafta sonu ailece hep birlikte kutlarız değil mi efendim? Bu hafta sonu harika olur. Biz de geliriz. O zaman tamam, ben de hafta sonuna bir brunch organize edeyim. Olur. Bir de benim aklıma bir şey geldi. Onur'a diyorum böyle... Ona karşı duyduğumuz böyle hislerimizi bir videoya alsak. Sonra onu izletsem ben ona. Çok güzel, çok güzel. Fantastic. Harika fikir. Hatta hemen bence burada başlayabiliriz. Tamam ama Yıldız anneyle Fikret babanın da lazım. Onları ben hallederim. Betül, sen de Şadi, Erol ve Filiz. Tamam Haluk abicim. Laleciğim şeyi unutmamak lazım. İsmet Hanım'ı elbette. Yok yok gönderecek merak etme. Tamam. O zaman dayı, başlıyorum. Evet. Hazır mısın? Banu ve Aslı. İyi değil mi?
Nasıl geliyor kulağa Aslı ile Banu? Yani işte yani güzel gibi aslında ama ne bileyim böyle daha farklı olsun yani. Böyle daha dikkat çekici, böyle ne bileyim daha çok konuşulacak bir şey olsun mesela. Hayatım zaten senin babylerin olacağı için ister istemez insanın gözüne bir dağın diye çarpacak zaten, öyle düşünüyorum. Çünkü vurucu, göze çarpıcı, göz çarpan, göz alıcı bir insansın. Hah, doğrusu bu, göz alıcı bir insansın. En azından isimleri normal olsun be şekerim. Hı? Yani aslında haklısın. Ya inşallah var ya, bana benzeseler bari. Yemin ediyorum en büyük duamız, anacığımla böyle açıyoruz ellerimizi semaya diyoruz. Benim diyor hanımıma benzesin inşallah diyoruz. İnşallah şansları da sana benzer, benim şansıma hiç benzemesin istiyoruz. Nedenmiş o? Neden acaba? Neden acaba? Senin kısmetine düşene bak, benim kısmetime düşene sen. Şimdi sen anlamadım yani. İyi bir şey mi söyledin, kötü bir şey mi söyledin bana? Yok, şaka yapacaktım. Çok yanlış bir yere gittin. Çok özür dilerim. Bu konuyu kapatalım mı? Derhal kapatalım. Kapansın gitsin. Kolay gelsin. Ay şuna bak ya, resmen volta atıyor yani, öldü öldü seninle konuşamadım diye. Bana bak şimdi ben çıkayım da bu Yasin böyle konuşsun, rahatlasın. Bana bak, tablonun parasını vermeyi sakın unutma. Hayatım gel şuna başka bir şey yapalım. O tablonun parasını vermeyelim, başka bir manevi anlamı olan bir şey mi bulalım? 15.000 dolar çok hayatım be. Erol ne çok konuştun ya, ne yapayım yani? Ben mi vereyim? Babamdan mı isteyeyim yani? Ne mesela ben babama söylesem, desem ki yani baba desem, sen de mesela ver desem, demez mi bana senin kocan yok mu diye? O zaman ne olur? Kocam yok diyeceğim değil mi ben de? O zaman ne olacak? Sen yok olacaksın yani. Bence bu durumu da fazla uzatmayalım. Tamam gelebeyim. Aman 15.000 dolar nedir ki be? Of deve de kulak tüyü. Hiç vallahi aman hiç kendimi üzemem. 15.000 dolar neymiş be aman? Şöyle düşünüyorum vallahi baktığında ben onu zaten onlara kitlerim. Erol'cum. Bak canım kocito, kapının önünde seni izliyor olacağım. Her hareketini milim 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 takip ediyor olacağım. Sakın bana yanlış yapayım deme. Yoksa var ya tablo diye seni çaktırtırım duvara. Bir sanat eserisin diyorsun yani. Böyle algılamak istiyorum ama mesajı da aldım. bana bak şey de demeyi unutma sakın. Tabloyu buraya getirsin. Ben de bir bakayım falan de, tamam mı? Tamam, onu da paradan demesin. Filiz. Hayatım ne geçiyor aklından? Benimle de paylaşır mısın? Ne olursun? Vallahi dehşetli planlar mı seziyorum sende ben şu an? Çok çılgın planlarım var. Kendini bana bırak bebeğim. Eğlence diyorsan tamam. Kaptın beni şu an. Eğlence. Hadi o zaman çılgın. Eğlence başlasın. Ready? Start. Başımız yanacak. Şakayla makayla başımız yanacak. Bize gelecek. Dönüp dolaşıp bizi bulacak. Ay vallahi çok güzel oldu ya. Onur bayılacak. Ben de bu akşam Yıldız'la Fikret'i çeker sana yollarım. Ben de bizimkileri çeker gönderirim. İsmet Hanım'ı sakın unutma. Yok yok anneciğim merak etme. Tamam o zaman. Hepimiz vazifemizin başına. Hadi. Yine ben görüşürüz de... Laleciğim. Bakayım o zaman. Hadi seni bir güzel geçireyim. Hadi bakalım. Hadi hoşça kalın. Hadi, görüşmek hoşça üzere. 1, 2, 3 çiçek. Görüşürüz. Hadi buyurun. 3. Lale, ay neler oldu neler var ya. Annem yakında bu Betül var ya, yolar ben sana diyeyim. Ne oldu anlatsana. Hı, anlatayım gel. Şimdi var ya, Haluk Bey geldi buraya oturdu. Annemle böyle bir sohbet bilmem ne, arkasından da Betül geldi. Sen anneme de ki aranızda bir şey olsa ne güzel olurlar bilmem neler. Ay Erol nasıl katlanıyorsun şu dev ekrana ya? Aa, dev ekran mı? Ne biçim konuşuyorsunuz? Nereden buluyorsun bu lafları? Dev ekran neymiş? Lütfen ilk defa senden duyuyorum. Aa, benim hanımım hakkında. Ya sen ne yapıyorsun? Tikin falan mı oldu senin? Ne saçmalıyorsun sen? Bu lakapları bulan sensin. Aa, iftiraya gel. Ben nereden bulayım kız? Benim aklım yeter mi böyle lafları bulmaya? Kenafir gözlerine sen bulmuşsundur bu lafları acaba? Erol ne yapıyorsun saçma sapan? Ay neyse, Sade'de geliyorum. Evet, Sade'de dönelim. Şimdi... Onur'un doğum günü için benim bir tablo almam gerekiyor. Bunun için de 15.000 dolara ihtiyacım var. Bir tablo alacağım diyorsun. Evet, mimar arkadaşı çıkarken duydum. Galiba Onur odasını dekore ettiriyor. Onun için de bir tabloya ihtiyacı var. Yani benim bu tabloyu almam gerekiyor. Çok güzel düşünmüşsün, aferin. Ay, o kadar şanslıyım ki Erol. Yani düşünüyordum ne alayım diye hop bu tablo çıktı. Hop bu tablo. Neden? Çünkü biz senin şansınız Pelin sucuğum. Gerçekten çok güzel bir tablo. Yani görsen sen de çok beğeneceksin. Onur'un beğeneceğine eminim zaten. Bu hediyemle onu etkileyip bu fırsatı değerlendirmem lazım. Tabii senin de yardımınla.
Vallahi 15 bin dolar da acayip para diyorum gerçekten. Dile bile kolay değil kız, dile bile zor. 15 bin dolar. Ama neticesini de düşününce vallahi değer mi değer be? Değer 15 bin lira. Kesinlikle. Bu benim ve Onur için çok güzel bir başlangıç olabilir. Bak hissediyorum. Mükemmel bir fırsat. Şu anda hissi geldi, hissediyorum. Hissediyorsun değil mi? Sen git, tablonu sipariş ver. Ben de parayı keş olarak ödeyeceğim. Fakat o tabloyu ilk ben göreceğim, lütfen. Aa, merak etme, aldığım gibi ilk sana göstereceğim. Sen de çok beğeneceksin. Ay ilahi Pelin sucuğum. Ve şaşırıp kalacaksınız. Koca kadın ve koca adama ne dedi bu kadın biliyor musunuz? Yanında Haluk Bey var, düşünemiyorsunuz. Siz birbirinize çok yakışıyorsunuz demez mi? Çok ayıp yani. Yalnız anneciğim pek haksız da sayılmaz yani. Bence de. Aynen. Ay yok artık. Şaşırdınız herhalde. Bir de sizinle uğraşmayayım Allah aşkınıza. İyi ay tamam. Tamam canım kızma hemen. Zaten var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani adam senden hoşlandıysa bile bu saatten sonra artık vazgeçmiştir kesin. Aynen anne öyle bir tersledin ki adamı korkmuştur senden. Korksun. Benden korksun o. Efendim canım. Alo canım. Biz geldik kapının önündeyiz. Tamam hazırlanıyoruz şimdi. Görüşürüz. Nereye çıkıyoruz? Ne oluyor? Nereye? Anne beraber gidiyoruz. Bu şey tutulacak eve annelerimiz baksın dedi de Onur. Hadi hazırlan çıkalım. Ha, hani ben senin için üzülürken senin fıldır fıldır gezdiğine öyle mi? Anneciğim özür dilerim ama vallahi siz barışın diyeydi her şey. Ya. Ah sen o anneme dua et. Tamam anne hadi hazırlanalım. Kızım pardon ama. Aa, bir şey için gidiyoruz. Merak etti tabii senin değil mi kayınvaliden? Onun için gidiyoruz biz. Şey şimdi bizim eve baktığımız anne. Bu kınıyor ya bir şey istiyor yine. Onur'un annesi bilmiyor da Yıldız anne. O yüzden sen de söylemezsen çok sevinirim anneciğim. Ne olursun. Yaparım. Tabii. Ben uyanık olduğum için bana yutturamadınız tabii. Ama Yıldız saf. Ay anne ya. Çok alemsin. Ah, aman dikkat et ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Anneciğim. Hadi. O zaman geçelim hadi. Buyur. Laleciğim. Laleciğim, beni biraz araba tutuyor da öne oturmamın senin için bir sakıncası var mı hayatım? Tabii tabii. Buyurun estağfurullah. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Vallahi gıcığına yapıyor. Yani şoförü olduğu zaman yanında mı oturuyor şoförü? Duyuluyor şu an. Vallahi duyuldu. Öyle hamile. Ben bileyim ya. Arkaya. Biraz şey yapabilir miyiz? Öne alabilir miyiz koltuğu? Nereden alınıyordu acaba? Anne koltuğun yanında. Ay ben bilmiyorum. Hep şoför yapar bunları. Ben bilemiyorum yani. Öf, buradan mı acaba olmuyor? Yeter şimdi. Yeter. Teşekkürler. Sen de rahat otur biraz da. Çok mu sıkıştınız şöyle, Songül Hanım? Biraz sıkıştım. Hay Allah. Gidelim mi? Gidelim, gidelim. Bacanak, yemin ediyorum parayı bulduk oğlum. Bulduk mu dersin Bacanak? Tabii oğlum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak bu iş böyle gitsin. Yemin ediyorum bunun zincirlerini kurarız ha. Samet 1, Samet 2, Samet 3. Senin ağzın bal damlıyor abi ağzından. Yapar mıyız be abi? Ya oğlum valide geldi gördü ya burayı.
beğendi. O beğendiyse bu iş tutmuştur yani, anlar o bu işlerden. Vallahi bacanak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de durumun farkındayım da nazar değmesin diye dillendirmiyorum. Bu sefer iş konusu tamam galiba ya. Artık sen Nünüfer ablayla kesin barışırsın. Ya ben Nünüm'le bir barışayım. Bir barışayım, ondan sonra sıra sana da gelecek be oğlum. Vallahi bacanak, kaç gündür görüşeceğiz ama bir nasip olmadı ya. Bugün kaçabilirse gelecek buraya. Gelsin tabii ya. Gelsin görsün bakayım burada nasıl çalışıyorsun, nasıl emek harcıyorsun. Vallahi kendim için de çalışıyorum da en çok da Nergiz'im için be abi. Ona layık olmak istiyorum. Benimle gurur duysun istiyorum, anlıyor musun? Aferin lan. Var ya, yemin ediyorum ben de aynılarını istiyorum ama işte ben biraz geç uyandım mevzuya. Sen erken uyanmışsın. Helal be bacanak. Kızlar sana baktı, hiç oralı bile olmadı. Hangi kızlar bunun? Ya oğlum, ben sana ne diyorum? Benim için Nünüm var sadece ya, Nünüm. Bacanak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu saatten sonra bizi hiçbir şey bozamaz. Hele para seni hiç bozamaz abi. Ya ne bozacak oğlum? Para dediğin nedir ya? Ya para dediğin aklıma Nünüm geldi ha. Bir arayayım bakayım ne yapıyor. Abla, hazır annem yokken ben çıkayım diyorum. Samet'le mi buluşacaksın? Evet. Abla, ben Samet'ten ayrılmaya karar verdim. Aa, emin misin Nergis? Hı hı, eminim. Abla, olacak gibi değil. Annemi de duydun. Yani zaten Samet'i sevmiyordu. Bir de rüyasında anneannemi gördü. Yani annemi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Zaten yeteri kadar sizinle uğraşıyor diyorsun yani. Ne diyeyim? Abla, sadece o değil ki. Yani benim evlenmek istediğim insanla olan hayallerim çok farklı. Ablacığım, yani evet, sen de haklısın. Doğru söylüyorsun. Ama Samet çok üzülecek ha. Ya abla, ben üzülmüyor muyum sanki? Üzülüyorum. Ama ileride daha çok üzülmektense... Doğru. O da doğru. Ay ne diyeyim. Bana bak, benim işlerim de bitti. Ben de sen de geleyim o zaman ha. E hadi gel. E hadi. Hı? Kurtuluş arıyor. Bu aralar pek hisli maşallah. Efendim Kurtuluş. Nünüm, ne yapıyorsun? Ay iyiyim. Sen nasılsın ha? İşler nasıl? İşler nasıl olsun ya? Vızır 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 vızır. Sana bir şey diyeyim mi? Para saymaktan iş yapamıyoruz yani, o derece. Vallahi maşallah, Allah utandırmasın ha. Buna bak, biz de Nergis'le gelsek mi yardıma ha? Ya Nünüm, siz gelin tabii ya. Gelin ama yardım etmeye değil. Gül yüzünüzü göstermeye gelin. Ay, iyi tamam, geliyoruz. Kapa, kapa. İyi, hadi ablacığım, hadi gidelim. Bana bak, şey, sakın Kurtuluş'a annemle konuştuğumu söyleme, tamam mı? Çaktırma yani. Yok ablacığım, söylemem. Hadi sen de içeriği toparla. Tamam ablacığım, dur. Ha. Hadi. Ay çatlayacağım, ay çatlayacağım. Bir video çekmemiz eksikti. Bravo, hepimize bravo. Onu da yapalım, oh! Oh, oh, ay. Ben hazırım Betül. Bu ne Şadi? Olmamış mı? Olmamış. Olmamış. Aşk olsun Şadi, yani sen benim doğum günüm için bile böyle bir hazırlık yapmamıştın yani. Hani neye inanıyorsun bu kadar, anlamadım ki. Sen o saçını sakalını bıyındın mı bu yüzden kesin yoksa Şadi? Bu video için mi? Ay sana inanamıyorum Şadi'cim, yani alt tarafı 10 saniye bik 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 bir kayıt yapacaksın yani. Ne oldu, neye inanıyorsun bu kadar? Allah Allah, kıskançlığında bu kadar Betül. Hayır, bir kere ben bu video çekileceğini öğrendiğimde sakalımı zaten kesmiştim ya. Fitne fesat yapacak bir şey bulamadığında gelip bana sarıyorsun ha. Bulurum Şadi. Ben her zaman fitne fesat yapacak birilerini bulurum Şadi. Bak mesela şu anki hedefimde Haluk abi ve Songül var. Tabii bu da dolaylı yoldan Yıldız var demek. Songül ve Haluk abi mi? Evet. Aa, ne güzel olur. Yani olur mu olur. Ama sen Songül ve Haluk abi derken başka bir şey kastettin sanki. Bilakis tam da şu an senin aklından geçen şeyi söylüyorum Şadi. Songül ile Haluk abinin arasını yapacağım. Hı? Zaten onların aralarında bir şey var ama henüz ikisi de bunun farkında değiller. Ben fark ettim biliyor musun? Fark ettin mi? Bence böyle bir şey olma olasılığı var ya. Fark ettin yani? Evet. Aa, ay ben de seni saf bir koca zannediyordum. Sen bunu anladın yani. Anladım. 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 Ama bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şu an seninle benim aynı şeyi istiyor olmamız gerçekten tuhaf.
Tuhaf çünkü sen normalde benim istediğim şeyleri istemezsin. Ben zaten senin istediğin şeyleri genelde istemiyorum. Yani ikimizin aynı şeyi isteme olasılığı o kadar düşük ki şu an yaşadığımız şey gerçekten çok tuhaf. Ay Şadik, kafamı karıştırıyorsun. Ne demek istediğini anlayamadım. Ya kısaca neyin peşindesin Betül? Şadicim, herhalde Haluk abiyle Songül'ün evlenip de mutlu bir yuva kurmalarının peşinde değilim. Bir dakika. Songül Hanım ve Haluk abi birlikte olurlarsa Yıldız ve Songül birbirine girecek ve buradan çıkacak olan yoğun enerjisi Betül, ben ilk defa sizin tabirinizle gördüm. Ay tebrik Şadi. Bence hiç tebriks değil. Çünkü Betül, ben bu gördüğüm şeyden hiç hoşlanmadım. Gerçekten. Ben bundan hiç hoşlanmadım çünkü bu hiç hoş bir şey değil Betül. Niye böyle şeyler yapıyorsun sen ya? Şadi'cim tamam. Kameraya konuşur musun lütfen? Çekiyorum. 3, 2, 1. Onurcuğum, yengen... İnci ile ipek Songül... diyelim hayatım. İyi iyi he? Uyumlu. İyi. Ya cuk, beğenmedin. Nasıl cuk beğenmedin? Nasıl cuk? Üf. Of, ne yapayım ya? Ne yapayım, beğenemiyorum yani. Layık göremiyorum ben prenseslerime öyle her ismi. Ay Erol. Hı. Ay şeyim, Paris ve İstanbul nasıl? Trabzon ve Bayburt nasıl? Of, tamam be. Bir dalga geçiyorsun hemen. Aa, anacık. Canım. Kız ne yapıyorsun? Recording. Ne yapıyorsunuz ya anne? Babamı mı kaydediyorsunuz? Ay vallahi nasıl bir romantiklik ya bu yaşta. Oho, upsi. Yanlış bir zamanda mı geldik? Aa, tövbe de kızım, tövbe de tövbe de. Aa, tövbe de. Yok kızım, biz Lale video istemişti Onur'un doğum günüsü için. Biz onun için video çekiyoruz. Ay Lale'ye bak ya. Yemin ediyorum var ya, bu kız süper bir kız ya. Boşuna benim kankim değil yani. Çok iyi düşünmüş ya. Gitsin öbürü de 15 bin dolarlık tablo alsın yani. Sanki aşk parayla ölçülebilirdi. Ay iyice Lale kolik oldu bu kız. Hiç. Aklını almış bunun Lale. Ama dur. Benim sana anlatacaklarımı bir dinle bak. Anacığım neler planladı. Anam benim. Benim de sana anlatacaklarım var. Tamam. 2 saat sonra mutfakta. Tamam. Hadi. Çekin hadi bizi. Bizi de çekin. Aa, bizi çekmeyin. Ne olur çekmesinler bizi lütfen. Çekilmeyelim biz. Ne demek çekinmeyelim ya? Senin kuzenin o herhalde. Kuzenimse kuzenimize 15 bin dolarlık tablo aldık daha. Ne yapalım lütfen? Tablo ne mi oluyor bu işler? Hadi, hadi uzatma, tartışma benimle. Kızım dur. Önce sen al, annenle bizi çek. Sonra biz sizi çekelim. Sonra tek tek hepimiz birbirimizi çekelim. Ay çok iyi fikir. Tamam. Hadi bakalım, başlayalım. Gülümseyin. Onurcuğum. Onur, iyi ki doğdun oğlum. Ben konuşuyorum şu anda Şadi. Onurcuğum, yakışıklım benim. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Hadi çocuğum. Gel. Yakışıklı. Vallahi iyi ki doğmuş Eray. Abanma. Gel tatlım. Teşekkür ederim. Hayol yok artık. Muhteşem. Buyurun. Ay harika. Ay nasıl geniş güzel böyle. Muhteşem. Şey şurada bir çeker misiniz beni? Ev görünsün ama. Tabii. Buyurun. Ay çok teşekkürler. Niye buraya geldik? Yeni evimiz. Nasıl? Aa, sürpriz oldu. Son anda mı karar verdin? Yani şimdi biraz düşündüm. Gelenimiz gidenimiz eksik olmuyor malum. O belli. Zaten babaanneme bir oda ayarlıyoruz. Bir de bizim çekirdek ailemizin 3 kişiyle sınırlı kalacağının da bir garantisi yok diye düşünerek son anda bu evi ayarladım. Vallahi çok iyi düşünmüşsün. Bizimkileri yalnız bırakmaya gelmez.
tecrübeyle sabit. Hadi gidelim. Bence de. Gel. Ay harika. Onurcuğum bak dikkat ettim. Bizim dükkandan burası tam 20 dakika. Bunu da mı düşündün? İşte yani üç çiçeğe çok uzak olsun istemedim herhalde. Tamam sağ ol. Ya sizinki de ne kadar uzak. Ah, değil mi? Evet, uzağız. Ama ben düşündüm, o yüzden yatıya geleceğim artık. Tabii müsait olursanız. Tabii ki. Siz gelirsiniz, geldiğiniz zaman da bir beni arayıverirsiniz. Canınız sıkılmaz hiç değilse. Yok, benim hiç canım sıkılmaz. Lale kızımla canım sıkılır mı hiç benim? Ama tabii siz her zaman gelin, buyurun. Acaba evi gezelim mi? Gezelim, gezelim. Şöyle bir dörtlü selfie yapalım mı? Tamam. Şöyle hep beraber. Ben göstereceğim elimle. Bana ne? Ay ne olur çok hoşuma git. Anneciğim. Ay. Evet. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun, buyurun. Ay çocuklar, müthiş, müthiş bayıldım, harika bir seçim. Bu giriş falan ne kadar, bu şömine yok, var mıydı bu sizin gösterdiğinizde? Bu tavan da yoktu, bu şömine de yoktu. Ha, yok anne, o ev bu ev değil. Yani Onur son anda sürpriz yapıp buraya karar vermiş. Tabii o evin de böyle dokusu çok iyiydi, havası falan iyiydi. Bir de bana diyorsun dikkatli ol anne diye. Ama bunun da girişi çok geniş. Mesela tavanı dediğin gibi. Bu da çok güzel bir his verdi. Onurcuğum siz bir başka ev daha mı gezdiniz? Niye benim haberim yok? Anneciğim ben Lale'ye gayrimenkullerimizin listesini gösterdim. O da fotoğraflardan bakıp böyle bir kıyasladı evleri işte. Evet efendim. Tabii. Babasını da fotoğraflardan koklamıştır. Kinaye yapıyor. Ay, dedektim. Da 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 da. Çok güzel, bayıldım ben. Canım sen. Vallahi bayıldım ben. Dilim tutuldu. Çok sevindim. Ben de beğendim. Yalnız biraz büyük değil mi? Anneciğim gayet makul. Biz yakında üç kişi olacağız ya. Ayol siz hangar gibi evde oturuyorsunuz. Üç kişi. Allah Allah. Yani şey demek istiyorum. Yani şimdi Onur büyük evlere alışık demek istiyorum. Yani küçük yerlerde yapamaz. Öyle alıştırmışsınız. Ben Lale için dedim aslında. Büyük evi çekip çevirmek çok zordur çünkü. Yardımcılarımız olacak ya anne. O yüzden Lale çok zorlanmaz. Merak etme. Ev personeli çok önemli Onurcuğum. Çok önemli. İsterseniz sisteminiz oturana kadar, her şey yoluna girene kadar Şerife gelebilir. Bunları konuşuruz anneciğim sonra, tamam mı? Ama yani acele edin yavrum. Acele edin. Yani dadı da yok daha, dadı yok. Dadı bulmadınız, bir an önce hareket etmeniz lazım. Çok zor bu işler ya. Aslında bence dadıya gerek yok. Dadı çok önemli Laleciğim. Yani bir kere çocuk gelişiminde uzman olmalı. En az iki yabancı dil bilmeli. Hep beni tarif ediyorsun. Ve güvenilir olmalı. İşte, yani bu kriterde birini bulmak gerçekten çok zor. Zaman alır. Aynı beni tarif ediyorsun hakikaten. Ben yaparım. Ben her şeyi hallederim. Ben bakacağım kesin. Öyle geliyor içimden. Ama siz çalışıyorsunuz Songül Hanımcığım. Aman lan. Düzenli bakamazsınız. Ay ne yapacağım Allah aşkına. Çiçekçi dükkanı iki kız onu hemen çekip çevirir. Ben de torunuma bakarım. Ay onun kasını da çıkarırım. Böyle vururum. Çok sağ olun. Eminiz ki torunlarınıza en iyi siz bakarsınız ama biz Zelale ile konuşup dadıyla mı yoksa biz kendimiz mi bakarız tam karar vermedik. Yani biz bir fikir teyitinde bulunduktan sonra durumu değerlendireceğiz. Bizim için en önemli olan şey sevgi vermesi oğlumuza. Evet, sana katılıyorum hayatım. Sevgi vermesi çok önemli. O yüzden bebeğime ben bakmak istiyorum. Nasıl olsa annem var, ablam var, kız kardeşim var. Bana yardım ederler. Ben de varım. Seve seve bakarım ben de torunuma gerçekten. Tabii seve seve. Eksik olmayın.
Ay. Aksesuarlar yalnız eksik gibi Onurcuğum. Böyle bir boşluk var, duvarlar çok boş, çok. Dolacak, dolacak anne. Eren'le konuştum, dekorasyon konusunda bize yardımcı olacak. Ah çok sevindim. Eren çok iyi bir iç mimardır. Ay evinize bayıldım gerçekten. Bu evde huzurlu oturun. Çocuğunuzu huzurla büyütün, mutlu olun inşallah. Mimarsız falan. Sağ olun. Lale ile oğlumuzla birlikte hep beraber inşallah. İnşallah. Ben de salon için böyle şey düşündüm. Bitki falan düşündüm tabii ben de kendi çapımda. Mesela şuraya bir bitki falan dedim ama her yer orman. Ama yine de bir şeyler düşüneceğiz. Efendim sizin düşünmeniz yeterli bizim için. ne yapalım? Mutfağımıza bakalım mı şimdi? Hadi bakalım. Ne olur gidelim. Buyurun. Buyurun siz bakın. İşte mutfağımız. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Lale'cim sen yemek yapmayı biliyor musun canım? Evet. Aa gerçekten mi? Kızım evet deyip devam etsene. Ay bu çok alçak gönüllü. Ben bildiğim ne varsa öğrettim ona. Ben de bayağı bir bilirim bir şeyler. Sizden öğrendiyse içimiz rahat o zaman efendim. Tabii ki biz buraya hamuru bir açarız artık. Allah! Fabrika, fabrika. İnşallah, maşallah. Diğer odaları da gezelim mi? Hadi. Hadi geçelim bari. Ne tarafa gidiyoruz sağ sol? Sol. Nurum, Baldız. Hoş geldiniz. Bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Samet. Hoş bulduk. Ne yaptınız bakalım, nasıl gidiyor? Ne yapalım menünüm? Senin gül yüzünü gördük ya, daha ne yapalım? Müşteriler geliyor. Siz şöyle rahatınıza bakın, ben ilgilenip geliyorum hemen. Buyurun, buyurun. Hanımefendi siz de şöyle geçin, bak oradaki masa boş. Buyurun, buyurun. Hayatım gel biz şöyle geçelim. Ben de sana yardım edeyim o zaman. Tamam vallahi. Nihayet görüşebildik. Aç mısın diye sormuyorum, ben hemen bir şeyler hazırlatıyorum. Yok, pek aç değilim. Olur mu öyle şey Nergis'im? Sen benim dükkanıma gelmişsin. Bir şey yemeden gönderir miyim ben seni hiç? Bahadır, bak oğlum buraya. Bahadır, bak yengen gelmiş. En iyi etlerden getir bize birer tane, tamam mı? Tamam. Samet, benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Nergis'im, benim de seninle konuşmam gereken bir konu var. Müsaade etsen önce ben konuşsam. Tamam. Kafanda bizle ilgili soru işaretleri var. Ben bunun farkındayım. Yani burayı alalı çok zaman olmadı. Ama görüyorsun işlerimiz iyi. Şimdiden hedeflerimizi belirledik. En yakın zamanda ikinci şubeyi açacağız. Para kazanıyoruz yani. Bak bu söylediklerimi sakın yanlış anlama. Ben senin maddiyatçı biri olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman da düşünmedim. Eğer öyle biri olsaydın sen Onur Bey'in şoförü olduğumu öğrendiğinde beni terk ederdin. Bir daha da yüzüme bakmazdın. Ama sana olan sevgimin yanında seni mutlu etmek için para kazanmam gerek. Ben bunu biliyorum. Nergis'im sen benim özelimsin. Kıymetlimsin, değerlimsin. Ben sana layık olduğun hayatı yaşatmak için gece gündüz çalışırım yani. Hiç gocunmam bununla. Sen yeter ki mutlu ol be. Bak en kısa zamanda annenin de karşısına çıkacağım. Onun da gönlünü almak için elimden geleni yapacağım yani, merak etme. Samet, annemin gönlünü almam mümkün değil. Samet, ben daha fazla bu ilişkiye devam edemeyeceğim. Öyleyse ikimize daha çok zarar verecek. Daha çok üzüleceğiz. Böyle olsun istemezdim.
Bugünüm? Anlatırım ben sana. Sorma. Hadi. Ders bekle. Soracağım sana. Bu kız sana niye bir tablo aldırdı? Hayır, bu kızın amacı ne? Bilemiyorum ki anacık. Göremiyorum ki, anlamadım. Vallahi ilk defa ben de göremedim Erol'cum yani. Bana bak. Bu Filiz de az değil. Ay ne fena o ya. Hey, ay taktığımı nasıl takıyor? Ay. E kimin gelini? Aynen. Kötü huyları aynı ben. İyi huyları da aynı baban. Of evet, maalesef. Aman neyse, bu tatsız şeyleri bırakalım. Ne yaptın yine kız? Kimin canını yaktın? Mixer. Ay ben nasıl bir şeytanım Erol. Hadi bil bakayım. Hadi bil bu sefer kimin arasını yapıyorum? Kimle kimin arasını yapıyorum? Ah anacığım, iyice izdivaç programı oldun yemin ediyorum. Kimin arasını yapıyorsun yine? Son bir Laluk abinin. Ağzım yandayım. Oh son bir Laluk abinin. Bunu duyan yengem Mortingen Strasse. Hık hık der gider. Mirası almasına engel olamayabilirim. O zaman yemesine engel olurum. O kapı kazı gibi. Helal olsun sana. Vallahi çok güzel oldu. İnşallah sen de beğenirsin. Oğlumun doğum günü ama ben program bile yapamıyorum. Yıldız, program yaptık zaten. Ama hafta sonu. Bugün de yapabilirdik abiciğim. Yani birlikte bir yemek yiyebilirdik, müzik dinlemeye gidebilirdik. Yıldız, yapma. Bırak çocuklar baş başa yemek yesinler, eğlensinler. Ne yapacak şimdi Onur bizimle? Ne münasebet. Biz onun ailesiyiz. Lale de eşi Yıldız. Günaydın. Onur'um, hayatımda sahip olduğum en güzel şey sensin. İyi ki oğlumsun, iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum. Sen de iyi ki varsın anne. Sen de iyi ki varsın. Ben de seni çok seviyorum. Bana da bırak biraz. İyi ki doğdun oğlum. Olma. Seninle gurur duyuyorum. Ben de sizin oğlunuz olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız. Komşum. Dayıcım. Happy birthday Apollo. Bugün Lale ile baş başa bir şeyler yapacağını düşündüğümüzden herhangi bir organizasyon yapmadık. Dolayısıyla hediyelerini biraz beklemen lazım. Tamam dayıcım. Öncelik onun tabii. Haliyle. Benim önceliğim her zaman sensin anneciğim. Hemen nasıl da gönlümü alır. Canım benim. Onur Beyciğim, doğum gününüz kutlu olsun. Sağ ol Şerife. Teşekkürler. İyi günler. Harika olmuş. Onur buna bayılacak. Aa, seninki arıyor kız. Aslı. Efendim? Erol, hemen gelmen lazım. Tamam, hemen geliyorum.
Tabloyu gösterecek kesin. Ben bütün tabloyu görüyorum şu anda. Ay, düşündükçe kıkırdayasım geliyor. Geldi mi, geldi mi? Ay, bakamıyorum. Şuna 15.000 dolar verdiğime inanamıyorum. İki tane fırça çal, 15.000 dolar oldu ya. Erol, niye bu tarafından bakıyorsun? Baksana benim heyecanıma, ne kadar mutluyum. Onur gelse de hemen versem şu tabloyu. Ya, akşam için çok güzel planlarım var. Ay, vallahi şu anda beni de heyecanlandırdın. Onur gelse de şu tabloyu bir an evvel versen vallahi. Şu anda kıpır kıpırım, gel. Aa, tablo iyi hoş da bu tipinin hali ne acaba? Ne olmuş? Ben de onu diyorum, ne olmuş? Solgun mu gözüküyor? Vallahi senin auran az. Ya. Git aynada bir şeyler yap hadi, auran az. Ay, hemen gideyim. Tadili gel hadi. Onur gelmeden gideyim, sağ ol. Tipine bak. 15.000 dolar şu. Tatatatam. Ay, inanılmaz. Gel bakalım. Ay, karı koca çılgınlık yapıyoruz şu anda. Çok heyecanlandım hayatım. Hadi biraz acele et ya. Tamam canım, makyaja yolladım. Gelmez daha. Ha, o zaman zaten kafadan 2 saatimiz var yani. Hayatım, ne güzel yapmışsın maşallah. Dışa vurun mu bu? İçini dışına mı? Ağzına yüzüne vurmuşsun tuvalin. Gerçekten eline sağlık. El mi ayak mı bu? Kafa mı attın sen buna? Ne yaptın? Eline sağlık. Tam bir sanat eseri olmuş. Çok teşekkür ederim kocatacığım. Çok uğraştım çünkü. Kız, sen buna el basmışsın. Parmak izinden senin yaptığın anlaşılmasın. Of Erol, saçmalama ya. Sen onu bunu bırak ya, görünce çıldıracak. Hadi çabuk çabuk çabuk. Vallahi duyuyoruz, görüyoruz. Hepsi yesaylarda mı yesaylarda parmak izinden gup diye alıyorlar adamı. Sen bilirsin. Nasıl? Beğendiniz mi? Ay, çok beğendim. Çok güzel olmuş ablacığım. Abla, bundan daha anlamlı ve güzel bir hediye olamazdı. Senin sayende. Ey ablacığım. Sen nasılsın, iyi misin? Yani üzgünüm abla ama yapacak bir şey yok. Yani en doğrusu böyleydi. Ay, bu ne ya? Vallahi sıkıldım artık ha. Birimiz düzelirken öbürümüz bozuluyor yani. Abla, neyse, konuşmayalım bunları. Ablam üzülmesin. Sen eniştemi nasıl davet edeceksin? Vallahi telefonla arar çağırırım işte, olmaz mı? Hayatta olmaz. Şöyle romantik bir şey yapman lazım. Tamam. Böyle bir çiçek sepeti hazırlarız. Ha? Böyle içinde de bir güzel mesaj yazarsın. Çok güzel olur. Hani eniştem sana evlenme teklif edeceği gün böyle elbiseni gönderdi, ayakkabını gönderdi. Şu saatte şurada ol. Aynısını yapalım. Çok iyi fikir. Onur da mutlu olur. Hı. Ama bana yardım edin. Hadi. Ay, tabii ederiz. Hadi abla. Kalk. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bu gönüllerse. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütününle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime ben kısmetin olmalıyım. Oh, bir yaz yağmur sevda. Bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmur sevda. Dikkat edin, tamam mı? Kırılmasın. Merak etmeyin. İyi günler. İyi günler. Ay. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok. Ya şu rengi de mi koysaydık acaba? Aa, hayır, öyle zarif. Ha, bir kuş kondurmadığın kaldı zaten. Olur mu öyle şey? Ya çok güzel oldu böyle. Günaydın Onur Bey. Günaydın. Günaydın Onur Bey. Günaydın. Pelin Su Hanım, Onur Bey geldiler. Tamam, çok sağ ol. Onur da geldi. Oo, parti başlasın. Günaydın. Günaydın. İlk kutlayanlardan biri olmak istedim. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler. Zahmet etmişsin. Cık.
Yani biliyorum böyle şeyler söylenmez ama... Yani sana ne kadar değer verdiğimi bilmeni istiyorum. Yani çok uzun süredir bu tabloyu almak için uğraştım. Bir sohbetimizde bana hangi ressamları sevdiğini söylemiştin. Ben de o yüzden bu tabloyu sana aldım. Yani seni yansıttığını düşünüyorum. Beğenmedin mi? Sanırım bir yanlış konmuş benimse. Bu ne ya? Bu benim aldığım tablo değil ki. Onu tahmin edebiliyorum. Ne demişler? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Vallahi senin soğuk yediğin tek şey intikam olabilir hayatım. Erol'cum istediğin espriyi yapabilirsin yani. Çünkü şu anda çok mutluyum. Hatta bir 10 dakika içerisinde hayatımın en mutlu dakikalarını yaşayacağım yani. Ay, Onur'un yerinde olup böyle yüz ifadesini görmeyi çok isterdim. Ay kız, dükkanı başımıza yıkmasın. İçinde pelin su da olduğu sürece bence hiçbir sakıncası yok. Aa, manyak. Vallahi şu anda manyaklığından cezbolundum. Of ya, hadi bari çıkışına falan gidelim ya he. Nasıl liseli gibi çıkışlara da gidelim? Neyin çıkışına gidelim acaba? Yaptık şakayı köşemize çekelim. Nefret ediyorum şakadan. Şakayı yaptık, tadını da bırak. Erol'cum, asıl tadı sonunda. Sen gelmiyorsan da erken gidiyorum. Çok özür dilerim. Bir karışıklık olmuş. Belli ki. Ressamın kafası biraz karışmış. Çok özür dilerim. Onur, ben hemen değiştireceğim. Tamam, sıkıntı yapma. Değiştirirsin. Belli ki bir şaka yapmak istemiş. Yapmış da. Evet. Biri bana şaka yapmış. Yani ben odanın dekorasyonu değiştirdiğini düşünmüştüm. Mimar arkadaşın da tablo bakınca ben almak istedim. Yani evet, tablo baktığımız doğru. Ama buraya değil. Eve. Hangi eve? Lale ile yaşayacağımız eve. Anlamadım. Siz Lale ile ayrılmadınız mı? Orada da bir karışıklık oldu. Onur Bey, bu size geldi. Sağ ol Ayşegül. Rica ederim. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Benim de işlerim var zaten. Onları halledeyim. Kolay gelsin. Filiz. Öldüreceğim. Ya bir sakin ol. Ama niye böyle yapıyorsun? Ya ben dedim ki biraz gülelim. Hani hep böyle kavga ediyoruz, kavga ediyoruz. Gülelim diye yaptım. Ay ama niye, sen gülmüyorsan ben gülerim yani. Çünkü bu tabloyla çok uğraştım. Gül sen, gül. Ben güldüğümde de bakalım böyle gülebilecek misin Filiz? Şşş, bir dakika ya. Sen ne zaman gülmeye başlayacaksın? Çünkü o zaman bence hiç gelmeyecek yani. Ya Pelin Su, şunu bir aklına soksana. Onur'la Lale çok mutlular. Yani evlenecekler. Sen beni küçük düşürmedin biliyor musun? Sen beni mahvetmedin. Sen Onur ve Lale'nin bundan sonraki hayatını mahvettin. Beni değil, onları bitirdin. Allah Allah ya. Vallahi sandığımdan daha çok kızdı. Aman. Saat 8'de yeni evimizde bekliyorum. Geliyorum. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam.
Geçmişi sorma, yine zora koyma. Beni bugünle sev. Her yanım aşksan, hadi en baştan. Beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Of, deli bir yaz yağmur sevdan. Deli bir yaz yağmur sevdan. Deli bir yaz yağmur sevdan. İyice. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsun sevgilim. Teşekkür ederim. Hazırladıklarımı beğendin mi? Yani bende anahtar olmadığı için sitenin görevlisinden yardım aldım. Onu tahmin ettim. Hepsi ayrı ayrı çok güzel olmuş. Çok mutlu oldum. Sevindim. Yani yeni evimize güzel başlangıçlar yapalım istedim. Yaşadığımız bütün olumsuzlukları unutalım. Ve her günümüz de bu kadar güzel geçsin. Her günümüz bu kadar güzel geçecek. Daha da güzel geçecek. Çok mutlu olacağız. Yaşadığımız tüm sıkıntıları unutacağız beraber. Ben unuttum bile. Sana çok güveniyorum. Seninle oğlumuzla bu evde yaşayacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum ve çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. İnan tekrar mutlu olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Neden ki? Yoksa senin de mi hayal kırıklıkların oldu? Evet oldu. Ama bu gece bunları konuşmayalım, oldu mu? Peki. Sen benim hayatıma girdikten sonra şunu anladım. Ne yaşarsan yaşa. Ümidini asla kaybetme. Hiç beklemediğin bir anda kendini rüyanı yaşarken bulabilirsin. Bizim birlikte olmamız bizim kaderimiz Lale. Sen benim kaderimsin. Demek ki mutlu olmayı yürekten istemişiz ve bunu gerçekten hak etmişiz. Hı hı. Şu an o kadar mutluyum ki biz bir aradayız. Mutluyuz ve evlenmek üzereyiz. Evet. Şey, anı olsun, fotoğraf çekelim mi? Çekilelim. Çok güzel görünüyor. Sen mi yaptın hepsini yoksa? Evet, tabii ki de ben yaptım. Yemek için sabırsızlanıyorum. İyi, tamam. Hadi buyurun.
Ben aslında seni böyle müzikli bir yere dans etmeye götürmeyi çok isterdim ama... ayaklarım şimdiden şişti. Sen bana o kadar hazırlık yapıyorsun. Bu hamile halinle her yeri süslüyorsun, donatıyorsun. Bu saate kadar uyanık kılıyoruz. Baş başa. Ben bir de söylenecek miyim? Taş olurum vallahi. Vallahi saat 10'da uykum geliyor. Bir de yemek yedik ya, ağırlık çöktü. E normal. Bütün enerjini emirimize harcıyorsun haliyle. Evet, emirden önce ben, emirden sonra ben. Bu kadar kısa zamanda bizi ne kadar değiştirdi görüyorsun değil mi? Yani sen de bu zaman diliminde daha tatlı, daha güzel, daha hoş bir kadın oldun. Asıl sen kendine bak. Yani sinirlen alınmış gibi. E tabii heyecandan hep bunlar. Yani gün geçtikçe daha heyecanlı oluyorum. Bir düşünsene. Benim bir dahaki doğum günümde Emir de burada olacak. Beraber kutlayacağız doğum günümüzü. İnşallah. Aa! Tekme attı. Gerçekten mi? Evet. Ya görüyorsun değil mi? Nasıl zeki oğlum, nasıl akıllı oğlum. Doğum günümü kutluyor resmen şu an. Babacığım, sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Eksik olma. Biz de seni bekliyoruz merakla. Hadi gel artık. Yani yaşadığım en güzel doğum günü. Teşekkür ederim. Daha bitmedi. Nasıl daha bitmedi? Daha bitmedi gerçekten. Sen şimdi burada dur, hiç kımıldama ama, tamam mı? Ben hemen geliyorum. Tamam. Geleyim mi? Hayır, hayır. Hastasız olmaz diyorsun ha? Aynen. Hmm. Çok güzel görünüyor. İyi ki doğdun. Hadi bir dilek tut. Dileğim yanımda. Her şey için teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. Pastanın tadı nasıl acaba? Hemen servis edeyim. Pasta şahane. Ya. Hı-hı. Ben de bakayım tadına o zaman. Bak. Çok güzel. Sıra geldi hediyeye. Hediyeye mi? Hı-hı. Bunların zaten hepsi hediye. Onur, sen şimdi böyle her şeye sahip olduğun için... sana hediye bulmak konusunda çok zorlandım açıkçası. Sen benim neyi seveceğimi biliyorsun. Çok beğendim. Çok güzeller. Beğenmene çok sevindim. Daha bitmedi. Daha bitmedi mi? Gerçekten mi? Gerçekten. Böyle sabaha kadar devam mı edecek bu böyle? Edecek.
Şımartıyorsun abi. Şu anda nice yaşlara güzel oğlum benim. Sen benim bir tanemsin. Seni çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Aslan oğlum, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşında babalık duygusunu da tadacağın için çok mutluyum. İyi ki benim oğlumsun. Onurcuğum, canım torunum. Yaş gününü kutluyorum. Sana yeni yaşında sağlık, huzur, bol bol mutluluk diliyorum. Apollo, ne demiş André Mauva? Gerçekten birbirine bağlı olan bir çift için gençliğin elden gidişi bir felaket değildir. Birlikte ihtiyarlamanın tatlılığı ihtiyarlama acısını unutturur. Sen de bu videoyu senin için hazırlayan muhteşem hayat arkadaşını buldun. Hep mutlu olun, birlikte yaşalım. Kibar oğlum, güzel oğlum. Yaş günün kutlu olsun. Üf işte. İyi ki doğdun enişte. Abisi çekiyorsun değil mi? Başlıyorum. Bacanak, iyi ki doğdun vallahi. Yemin ediyorum hep senin gibi bir bacanağım olsun istedim ha. Yemin ediyorum bak. Onur Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Lale Hanım'la oğlunuzla birlikte nice yaşlara. Hep birlikte ama, hep birlikte yani. Tabii. İyi ki doğdun bacanak. Onurcuğum. Onur, iyi ki doğdun oğlum. Senin ben çok... konuşuyorum şu anda. Onurcuğum, yakışıklığım. İyi ki doğdun. Yeni yaşın kutlu olsun. Onurcuğum, amcacığım. Yeni yaşına hayat arkadaşım ve oğlunla gireceğin için ben de en az senin kadar mutluyum. Yeni yaşında sana huzur, sağlık, bereket, mutluluk diliyorum. Abanma hayatım, yavaş. Uzuni, kuzi, ne yaptın? Vallahi kocaman oldum be. Helal olsun sana. Çoluğu çocuğu yaptın vallahi. Yıprandın mı, çöktün diyebilir miyiz artık? Yani gözün toprağa bakıyor herhalde. İyi ki doğdun. Erol, vallahi bir şey yapacağım şimdi sana, çökeceksin. Çökertmedik hiç onurcuğum. Çökmedik, çok mutluyuz. Vallahi iyi ki doğdun. Lale ile seni çok iyi bir gelecek bekliyor. Dünya barışında, barışlı bir... barış dolu bir dünyada mutluluklar diliyoruz. Hep iyi birthday to you. Hayatın sana verdiği armağanları gör ve onlara sahip çık. Yani senin doğum günün ama asıl ben bir armağana sahibim. Sana sahibim. Küçük armağanımız da yolda. Seni inşallah hep birlikte kutlayacağız. Emir senin için çok güzel bir video hazırladı. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun.
Seni seviyorum. Seni seviyorum. Geçti. Aa, beğendi mi yaptığın şeyleri? Çok beğendi. Bir de seni seviyorum dedi. İnanmıyorum. Ona bak, sen de ona seni seviyorum dedin mi? Söyledim. Ay. Çünkü seviyorum. Şey, annem uyuyor değil mi? Evet. Uyuyor, uyuyor. Sessiz çıkalım hadi. Hadi, hadi. Hiç. Ablacığım, hamileyim ben. Pardon. Tabii siz bana hiçbir şey anlatmayın. Ha? Hatta sen de ki ben 3 saatten beri uyuyordum anne yukarıda. Sen hayal görüyorsun de, ben de iyiyim. Yok anne, ben zaten sana söyleyecektim gerçekleri. Öyle bak, kaçırdım yine. Hızlı davrandın sen. Ay, boş ver boş ver. Neyse, ne oldu kızım? Ne? Çok güzel geçti. Öyle mi? Anne, ben artık eminim Onur beni çok seviyor. Ay hadi hadi, ay Allah'ım şükürler olsun. Demek ki şu anda bir kahvaltıyı hak ediyoruz hep birlikte. Çünkü kızım bugünleri çok arayacağız ha. Kıymetini bilir. Ay anne, sen şimdi böyle söyledin ya. Yok, ben vazgeçtim. Barışmayacağım Kurtuluş'ta falan. Sakın. Ben de evlenmeyeyim o zaman. Hadi oradan bir. Herkes yuvasını bilsin. Sakın üstüme kalmayın. Sakın üstüme kalmayın. Ne bileyim, evleneceksiniz. Başıma kalmayın. Başıma kalmayın. Ben siz sevgi çamiri mi yapıyorsunuz? Kız, sensiz yapar mıyız annem? Sen çemberin girişi. Ne diyoruz? Sevgi çemberi. Allah bizi ayırmasın. Hadi, hadi biz kahvaltı hazırlayalım anneciğim. Hadi. Tamam mı? Tamam anne. Hadi keyfinize bakın siz. Sen omlet yapmayı biliyor musun? Bilmiyorum. Peki öğrenmek ister misin? Evet. Canım, tavayı ver bakalım. Aman Allah'ım, asistanımın güzelliğine bak. Süpersin. Anneanne zil çaldı. Farkındayım, hayırdır? Buyurun. Songül Yenilmez. Evet, yani... Hayır da isimde tutturdunuz. Evet, buyurun, bu zar sizin. Allah Allah. Nereden gelmiş bu? Benim bir bilgim yok. Özel bir kurye şirketinden geliyorum ben. Öyle mi? Allah Allah. Buraya bir imza atar mısınız? Tabii ki. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Allah Allah. Aa, cisim misim, hiçbir şey yok. Bir hayranımdan olmasın. Evet. Allah Allah. Anne ne oldu? Bir şey mi oldu? Elindeki ne? Lale, bu ne? Kızım sen Onur'la evlilik sözleşmesi mi imzaladın? Ne bu? Lale ne bu? Bana doğruyu söyle.
İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.